y sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Çağla şu keliğini, cowboy çizmesi lansmanında Alişan Show. Herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Normalde 1000 lira, bizde 300 lira. Cem Yılmaz'a rakip oldu. Buyurun. Yok. Az sonra. Bu aşklar, bu filmler çok konuşuldu. Ben bunu size ödetmeden ölmeyeceğim lan. İntikam! Bu pozlar, bu kareler çok konuşuldu. Yaşadıklarına, yaptıklarına keşke olmasaydı diyen ünlüler kimi? Sırma bu yazılarımı sıramlayanı. Ünlülerin en büyük keşkeleri geliyor ekrana. Az sonra. Oyuncu İrem Helvacıoğlu koruma ordusuyla dolaşırken çekilen fotoğrafı için ne dedi? Tabii görünmeyen tarafı da var bunun. Oyuncu Aslı Turanlı, Ata Demirer'le aşk yaşıyor iddialarına nihayet yanıt verdi. Bilmiyorum, yazana sorun. Bilmiyorum. Az sonra. Merhabalar, hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, cumartesi sürprizinde bu hafta yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Yine çok özel, yine bomba gibi magazin haber ve görüntüleriyle, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz konularla 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Programımıza bu hafta haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz bir haber turuyla başlıyoruz. Çin Bilgin buz pateni yaparken çektiği görüntülerle bu konuda ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. İkizleriyle babaları Kerimcan Kamal'ın eğlenceli anlarını yayınladı. Mustafa Ceceli oğlu Arın'la Galatasaray maçından bu anıyı paylaştı. Özcan Deniz yıllar sonra sahneye çıktı ve şarkı söyledi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Unutur seni gecelerde. Vurmasın. İki genç oyuncu İstanbul gecelerinde ölümden döndü. Burası da kaygan bir yer, bir viraj olduğu için. Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz'ın trafik kazasının nedeni ne? Vallahi 150 metre falan ben fren yaptım yavaş yavaş ama yine fark etmedi, kaldırıma çıktı. Az sonra... Çocuk TV
tehditçisi ithamı, işim salkımı küplere bindirdi. Ben kimseyi tehdit etmem. Salkım onurumuz edildi dediği. Bu bir onur mücadelesi, bunu da ispat edeceğim. Gülben Ergen'e ne mesajlar gönderdi? Sen dik dur da eğri kendini belli eder. Az sonra. İstanbul gecelerinde aşk kavgası. Aşık olduğum kadınla kavga ederim. Yapmayın şunu abi, bu nedir ya? İzzet Altınmeşe'nin gurur kaynağı oğlu. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Fırat Altınmeşe'nin skandal gecesi. Ben çok kötü bir şey yaptım. Lan aşık olduğum kadınla tartışıyorum. İddialara göre sevgilisini yerlerde sürükleyen... Hanımefendi, yerde mi sürüklendiniz? Fırat Altınmeşe nasıl bu hale geldi? Annem beni hiç böyle görmedi. Aşık olduğum kadınla kavga ettim. Umarım sizin başınıza gelmez, tamam? Az sonra. Çukurcan'ın çukur sevgisi Çukur'da yankı buldu. Seni bekliyoruz. Lütfen Çukurcu'ya gel. Özür dilerim lütfen. Güzel. Benden iyi. Yamaç'ı buraya davet etmek istiyoruz. Yamaç'ı çok seviyorum. Yamaç'ım diyor yalnız. Çukur'un Yamaç'ı, Ali Çosu ve Cumali'si Hakkari Çukurcalı gençleri izlerken hem duygulandı. Canım kardeşim. Hem kahkahalara boğuldu. Az sonra. Cumartesi sürprizi kısa bir aradan sonra özel röportajlar, özel haberler ve hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz görüntülerle devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Yaş beni çağır da yanına, kedi gibi sokulayım sıcağına. Beni sar sarmala da sonra, at at kuytularına at emi. Birkan Sokullu, Dilan Çiçek deniz aşkı belgelendi. Beni korlara ver istersen, yak yakacaksın sen yak beni. Hadi. Uzak Doğu restoranında baş başa aşk dolu gecede neler yaşandı? Vermem seni ellere, vermem Allah şahidim. Az sonra. Vermem seni. Göz alıcı Serenay Sarıkaya mı? Ben biraz iddia seviyorum. Büyüleyici Tuğba Büyüküstün mü? Modayı takip ediyorum. Stiller yarışıyor. En iyi stil kimin? Serenay Sarıkaya'nın mı? Tuğba Büyüküstün'ün mü? İki ünlü güzelin en güzel kıyafetleri hangileri? Nasıl giyiniyorlar? Ne tarz kombinler yapıyorlar? Az sonra. İşini ziyar karıştı abi, maçın skorunu. Golleri kimin atayağını, ilk taç atışını. İşte merakla beklenen filmin olay yaratmaya aday sahneleri. Kıyarsa cacık olur. Ama muhallebi çok zor. Sadece dış görünüşün değil, senin kalbin de güzel biliyor musun? Sağ ol canımız. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nın ilk görüntüleri yayınlandı. Adamları bulurum, parayı da geri alırım. Az aslında sonra. Kızını hiç kimse taklaya getiremez. Karşınızda Alice Serenay. Kimsin sen? Alice. Serenay Sarıkaya, Harikalar Diyarında. İşte Alice ve arkadaşları. Serenay Sarıkaya'nın Alice, Ezgi Mola'nın Kraliçe, Şükrü Özyıldız'ın şapkacı olduğu çekimin kamera arkasından
çok özel görüntüler. Siz bana cevabı söyleyin, ben istediğiniz soruyu bulurum. Unutmam, kraliçeyim ben. Ben kimim? Az sonra. Hande Yener ikinci kez anne olacak mı? Yani özlemi var ama cesareti yok. Rekor nişanlılık sürecini evliliğe dönüştürmekte acele etmeyen Hande Yener evlat mı ediniyor? Bilmiyorum, yani sahiplenmek çok güzel bir şey. Belki bir tane evlat da sahip edin. Neden olmasın? Az sonra. Düşlerin gibi Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'ya nikah sürprizi ne? 2018'in sonunda yapılacaktı ama Mayıs'a kaldı. Bunun bir sebebi mi var? Ya sürpriz. Eski eş Gonca Derin'in hapis yatacağı haberlerine Uğur Akkuş ve Ebru Şallı ne dedi? Çok sağ olun. Ya geçmiş sevgili. Az sonra. Her yer beyaz, bembeyaz. Burası Beyaz Cennet Uludağ. Önce kar motoruyla şov yaptı. Ben kızımla şimdi çıkıyorum. Sonra karlarda yuvarlandı. Gonca Busla Teri'nin Uludağ macerası. Gonca Hanım, orada ne yapıyorsunuz acaba? Akasya, kaldırsana beni. Hamdi Alkan yeni eşiyle eski eşinin televizyon programında bir araya gelmesine ne dedi? Öyle bir şeyler yapmaya devam edecek, çok büyük sürprizler yapacak. Az sonra. Cem Özer'den yönetmen Sinan Çetin'e yaylım ateşi. Sinan Çetin'le olan mahkeme süreci devam ediyor. Film setinde ayağını kıran Cem Özer, hastane masraflarını ödemeyen Sinan Çetin'i nasıl topa tuttu? İp atlarken ayağımı kırmadım ki. Sinan'ın setinde Sinan'ın zorlamasıyla. Az sonra. Ne Ceren, ne Simge, ne Irmak. İşte Musti'nin gerçek aşkı. Mustafa Sandal, gönül ağrısına şurup olan Melis süt şurupla aşkını nasıl ilan etti? Az sonra. Senle hayatım. Programımızda şimdi de sırada Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'den sizin için seçtiğimiz Kim 500 bin lira istemez ki adlı skeç var. Güldür Güldür'de Kim 500 bin istemez ki isimli skeç herkesi kahkahalara boğdu. Ünlü oyuncu Sarp Apak'ın sunduğu yarışmada bakalım neler yaşanmış. Efendim, Kim 500 bin istemez ki adlı yarışma programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sıradaki evet, çok sağ olun. Sıradaki yarışmacıyı duyunca ben de epey şaşırdım. Eski karım Sinem geliyor.
hoş geldin. Hoş bulduk Sarp. Oturalım istersen. Hadi. Öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Bir hiç uğruna ayrıldığın eski kocanın sunduğu programa hangi yüzde geldin? Hiç vallahi. Ajite ederek buradan beni yollayabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Ben buraya kendi emeklerimle geldim. Hmm. Lütfen olayı kişiselleştirmeyeyim, şahsileştirmeyeyim. Yanlış anlama. Yanlış, ben hala yanlış mı anlıyorum? Allah aşkına yanlış mı anlıyorum? Evet, o zaman biraz sinemi tanıyalım. Ben gerçi 5 yılda tanıyamadım. Bakalım siz tanıyabilecek misiniz? Bu arada dipnot, ben tanıdım, pişmanım. Şey yapalım size, buyurun. Herkese iyi akşamlar. Sinem ben, 38 yaşındayım. Ailemle yaşıyorum, dulum. Kendi yanında kavrulan, öyle tatlı tatlı geçinip giden mutlu bir insanım. Evet, 10.000 lira nafakayla yetinemeyip kendi yanında kavrulan bir insanım diyen Sinem'i tanımaya devam ediyoruz. Buraya kimlerle geldin? Kim bunlar? Bunlar kim, ne bunlar? Tanımıyorsun sanki. Değerli babam, değerli annem ve değerli abimle geldim buraya. Evet. Ayrılığımızın mimarı Gudubet annem de burada. Evet, buradayım. Burcu Hanım, gerçekten benim beddualarım işe yaramadığı ortaya çıktı. Allah belanızı vermemiş çünkü. Evet, vermedi, vermiyor. Çok... Çünkü köpeğin duası tutsaydı gökten kemik yağar. Şimdi ben de kendimi tanıtayım. Kızımın annesiyim. Çok güveniyorum ona. Çok seviyorum onu. Sana da hala gıcık oluyorum. Ben sanki senin o yüzünü görmeye çok meraklıyım seni diyoruz. Ve abiyi tanıyalım isterseniz. Bilal Bey. Evet. Kardeşiniz 500.000 lirayı kazanabilir. Ne düşünüyorsunuz? Ay yaş Bilal Bey, size bir sorumuz oldu. Enişte. Evet. Ya biz abi ilgilenirsin. Öyle de olsun. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir hayrari falan. Bir insan hiç mi değişmez? Gerçekten hiç değişmiyor. Ve Mesut Bey'i tanıyalım şimdi de. 35 kilometreden batacağı belli olan, buram buram vizyonsuzluk kokan projeler için kurbanların parasını emiklemeye devam mı Mesut Bey? Ya Sivas'taki plaj havlusu projesini ben mi batırdım ya? Allah Allah, şansımız yoktu. Hayır, Sivas'ta plaj yoktu. Ya olabilirdi. Yani. Sen küresel ısınmaya hiç inanmadın ki. Bunu ben söylemiyorum, bilim insanları söylüyor. Allah'ım da beni sizden kurtarmış diyoruz. Ve yarışmaya başlayalım artık. Ha? İlk soru gelsin mi? Gelsin hadi ilk soru. İyi, gelsin bakalım. Senden bu akşam ne yemek yaptın dışında? Başka bir soru duyacağım. Ben de çok heyecanlıyım. Gelsin sorular. Hangisi bir duyu organı değildir? A. Göz, B. Kulak, C. Burun, D. Popo. Süreniz başladı. Soru soru ha. İlk soru olduğu için çok basit. D. Popo. Emin misiniz? Bir dakika, eminim çünkü bir dakika, gözümüzle görüyoruz. Burnumuzla koku alıyoruz, kulağımızla dinliyoruz, evet. Siz genelde poponuzla dinlersiniz ama yani. Gaza gelmeyeceğim. Gaza gelmeyeceğim. D popo son kararım. Son kararınız. Ha? Doğru. Hadi bunu kutlayalım. Hadi burayı bir donatın. Enişte. Hadi sen ayarlarsın ya. Ne oldu? Ne istiyorsan, gözüm yandı be. Otur şöyle yerine. Damat. Şimdi bu kazandığımız paradan biz avans alabiliyor muyuz? Benim ısıtan buzdolabı projem var. O fırın, biliyor musun? Aa. Fırın o, fırın. Kimler için bittik görüyor musun? Bu insanlar için bittik. Neyse, diyecek hiçbir şey yok. Evet. İkinci soruya geçiyoruz. Bu şu an iki soru. Sinem Hanım'a özel hazırladığım sorular. Evet. Yolla, yolla bakalım. Yolla, ben 24 cilt ansiklopedi bitirdim senden aldıktan sonra. Her türlü soruyu hazırım. Yolla, hadi gönder. Egoyu ne tavan. Egoyu ne tavan. Çok güzel. Geliyor sorunuz şimdi. Evet. Kocasını anlamadan dinlemeden, ailesinin gazına gelip mahkemeye veren ve bir celsede boşayan kadına ne ad verilir? Şerefsiz. A. Kişiliksiz. B. Haysiyetsiz. C. Sarı peynir. D. Şirret
süreniz başladı. Sarı peynir o eski sarı peynir. Ya sarı peynir de olabilir, şirret de olabilir. Yani çok şu an doğru cevap ne bilmiyorum. Acaba hangisi? Bir dakika. Şu an bilemedim. İstersen seyirci jokerinin hakkını kullanabilirsin. Bence aslında hiçbiri ya da hepsi olmalı derdim ama şıklar arasında bu yok. Ama annen var, orada duvar kağıdı giymiş birisi, o senin anne. İsterseniz ona danışabilirsiniz seyirci jokerinizi kullanarak. Buyurun danışabilirsiniz. Hayır, isterseniz. Hayır, seyirci jokeri kullanmak için daha çok erken ama anneme danışabilirsiniz. Lütfen, şirretten iyi anlar kendisi çünkü. Anlıyorum. Evet. Öf ya anneciğim, ne diyorsunuz sizce? Değil şakakasım, de. Heh, tecrübe konuştu. Peki şirret olduğunu o zaman kabul ediyorsun yani Sinem? Hayır. Annemi dinleyerekten cevap veriyorum. D şirret. C de olabilir. Ne diyorsun? C mi D mi, son kararını söyle. D şirret son kararım. Bravo. Bravo. Kendini tanımışsın. Bravo gerçekten. Oy, biraz daha biri bizi tanısın ya. İki saattir sipariş veriyoruz. Koca koca insanlar kuruduk burada. Otur sen lan, ne yapıyorsun sen? Ben işte buyurluk da buyur. Hadi otur bakalım, hadi bakalım otur sen, tamam mı? Evet, stüdyoda bazen böyle tatsız anlar olabiliyor. Evet, şimdi üçüncü sorumuza geçiyoruz. Yendik mi? Ya yenmedik abi, otur iki dakika anne. Otur, müzik kafa karıştırıyor. Otur musun? Evet. Bir yastığa baş koymak sözüyle hangisi kastedilir? A, kocanı terk edip nafaka yemek. B, dengesizlik. C, şerefsiz gibi de parayı o gidip ailenle yemek. D, evlilik süren başladı. Bir yastıkta kocamak işte aslında ilk akla gelen evlilik. Ama seninle geçirdim o 3 yılı düşününce insanın dengesizlik diyesi geliyor ama dur bakalım. Doğru cevap hangisi acaba? İstersen yarı yarıya joker hakkını kullanabilirsin. İstersen yarı yarıya joker hakkını kullanabilirsin. Deniz boyunca zaten bir kere bana yardımcı olmadın, darladın beni her şekilde. Şimdi de yardımcı olmuyorsun. Hayret bir şeysin ya. Şerefsiz de. Damat, bak senin bu format eskimiş. Benim aklımda çok güzel joker fikirleri var. Misal, ayvalık tostu jokeri. Karnı acıkıyor, hop tost geliyor. Nasıl? Çok kötü. Ha. Çok kötü. Süper ha! Süper Miki. Buna içilir. Enişte. Lütfen yerine otur. Bunlar için mi bittik biz? Bizi bunlar yüzünden bitirdin. Kimseyi suçlama boş boşta. Kimin ne yaptığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. O zaman iki şıkkı eliyoruz. Kalan iki şıkkı söylüyorum. A, kocasını terk edip nafaka yemek. D, evlilik. D, evlilik. Son kararınız mı? Evet, son kararım. Doğru, doğru cevap. Bravo. 100.000 barajına geldiniz. Ya buraya da baraj kurdunuz herhalde. Arkadaş sipariş verdik. Bari bir tane kavun verin ya. Paramızla rezil oluyoruz ya. Ne anlamıyorum ki. Bana mı oynayacaksın sen? Lütfen evet. Efendim, Sarp Apak konuk oldu. Hoş geldiniz. Kırk yıldır bizimle beraber gibi değil mi? Öyle mi? Öyle misin? Ne bileyim, bilemiyorum. Sen tabii kendinde olmadığın için. Evet. Vallahi çok keyif aldık. İsteriz ki daha burada nice nice konukluklar olsun. Bir şey söyleyeceğim. Bir yerde böyle bir heyecanlanma bir şey olsun da gireyim diye bekliyorum. Baktım skeç bitecek. Sarp'ı sunmadan çocuk selam verecek. Heyecan var da işte artık onu gizlemeyi profesyonelce öğrendik. Evet. Harika ya. Evet, evet. Öyle mi? Çok zor insanlarla aynı sahneyi paylaşıyorum gerçekten. Önceden tanışıyor musunuz? Hepsi benim yaklaşık 15-20 yıllık ben arkadaşlarım, değilim. Üniversite arkadaşlarım. Değil. Değilim. Çok... Aziz Bey değilim. Yalan söylüyorlar, belgelerle ben onları kanıtlayacağım. Sen memnun değil misin Sarp? Tanımıyorum, ben televizyondan gördüm kendisini. Burada olmasından memnunuz ama. Çok değilim. Niye böyle diyorsun? Sanki 40 yıldır değil, 20 yıldır bizimle. Yani ben aradayım. Ay tatlısın. Evet, şeyden alalım. Şimdi sen bu durumdan memnun değilsin. Hiç. Evet, isyanını et. Bunlara da düşük puanı vermek için. Hemen. D, son kararınız mı? Ruh hastası gibi. Acaba ne? Evet, son kararım D. Evet. Hiç
istemesem de 100.000 barajına geldiniz. Tebrik ediyorum, bu soruyu da bildiniz. Buraya da baraj kurdunuz herhalde. Hayır, biz 2 saattir sipariş veriyoruz. Birinden biri gelsin bak. Ben size kötü puan vereceğim. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Bunu dokumatiği bozdunuz. Evet, evet. Yavaş yavaş güvenliğimizi çağıracağız birazdan. Toparlanıyoruz ve... bakalım baraj sorumuzu bilebilecek misiniz? Zor bir soru. Ülkemizde devlet sanatçılığı unvanını alan ilk sanatçımız hangisidir? A. Cüneyt Gökçer, B. Ahmet Adnan Saygun, C. Müşfik Kenter, D. Cemal Reşit Rey. Süreniz başladı. Hiçbirini duymadım önceden hayatımda. Nasıl zor bir soru ya, ben nereden bileyim aman sanki beni sinemaya mı götürdün? Bir kültürel etkinliğe mi götürdün sen beni ha? Sanat içindeki sanatçı kişiyle öldürdün sen benim ya. Şişt, yardım et de şu parayı kazanayım, yardım et bana, yardım et. Yetmiyor mu? Nafaka yetmiyor mu sana? Yetmiyor mu? Evet, süreniz başladı, devam ediyor şu anda. Kızım, evet. Şu kötü çocuğun algı operasyonuna gel be. Telefon jokerini kullan. Evet, ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tamam, tabii ki. 3 kişiyi kaydetmişsiniz telefon jokeri. Maşallah, 3'ü de erkek. Çok güzel. Çok güzel. Ya ne olacaktı? Senden sonra kuruyup kalacak mıydım? Evet, 3'ü de erkek. Hatta bir tanesi çıktığım Bahadır, erkeğin hası. Bahadır'ı kullanmak istiyorum. Oh, tabii ki. Alo. Alo. Irz düşmanı Bahadır'la mı görüşüyorum? Ta kendisiyim, buyurun. Kim 500.000 istemez ki programını arıyorum. Ne iş yapıyorsun sen? Ben el mankeniyim. İşsizsin, güzel. Şimdi Sinem Hanım 100.000'lik baraj sorusu için sana danışacak. Hazır mısın dul avcısı? Her zaman, bilen bilir. Merhaba erkeğin hası, ham maddesi. Merhaba Bahadır. Merhaba evet, aşkım. Canım benim. Soruyorum, Türkiye'de ilk defa devlet sanatçısı unvanı alan kimdir? Cüneyt Gökçer mi? Ahmet Adnan Saygun mu? Müşfik Kenter mi? Yoksa Cemal Reşit Rey mi? 30 saniyemiz falan kaldı. Hangisi canım benim? Bilemez, bilemez. Aralarında dul yok bu insanların. Ya sen karışma. Bahadır, 10 saniyemiz falan kaldı galiba. 5 ne? 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 Bir saniye, Google'a bakıyorum. Ahmet! Aa, süre doldu! Aa. Ne büyük talihsizlik! Süre doldu, kusura bakmayın. Hayır ama ben, kendisi bana yeterince yardımcı oldu. Beni asla yarı oldu bırakmadı, erkeğin hası. Bahadır'cığım, öpüyorum onu burada. Ahmet Adnan Saygun diyorum. Son kararınız mı? Evet. Aa. Bravo! 100.000 lira sizin oldu, hiç istemesem de. Oh, bak bu tam benzinle çalışan araba projem için gereken para. Hasta bu be. Manyak mı bu be? Hayır. Çok özür dilerim. 100.000 liramız var. Bir dilim kavun veremedim. Yemin ediyorum paramız da burada rezil rüsva olduk arkadaş. Evet. Nasıl geçtik barajı? Senin paraları kazanacağız. Kiriz parası. Böyle ana olur mu ya? Böyle ana mı olur? Bunun ana yüreğinde olması gereken yerde para sayma makinesi var. Bu nasıl bir ana? Evet, bu ananın kızı Sinem Hanım'la yarışmamıza devam ediyoruz. Şimdi 250 bin lira değerindeki çok kritik bir soruya geldik. Ve bu soru sesli bir soru. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Sinem Hanım. Bu dinlediğiniz mi? Benimle dans eder misin? Gel oturun. Gel. Hiç havasında değil. Sinem Hanım, çok garip şeyler yaşıyorum. Dinlediğiniz müzik size neyi anımsatıyor? A. Esmer yakışıklı alımlı bir beyle ilk buluşma yerinde çalan bir şarkı mı? B. Koca parasının kokusunu aldığınız zamanı? C. Bir enayiyi kandırma anını. D. Gorbaçov. Süren başladı. Ya bu şarkı, yani gerçekten şu an çok duygusal açtım. Çünkü bu şarkı bizim şarkımız. Evet, bu şarkı bana çok şey hatırlattı. Bir esmerle ilk buluşma ve tanışma anı diyorum. Gerçekten hatırladın mı ya? Nasıl hatırlıyorsun? Yaşlıklar da çok zordu ya. Biz de zor değildi. Tabii ki de hatırladım. Ya. Bu bizim şarkımız. Tamam. Doğru cevap, evet. Doğru. Ya nasıl hatırladın? İnanamıyorum. Nasıl hatırlayabildim bunu? Diğer şıklar da çok zordu ya. Hayır, işte zor falan değildi.
soğan. Ya of ya. Çok güzel ya her şey. Evet, çok iyi gidiyorsun. Son soruya geldin Sinemciğim. Ya. Şu son soruda bir dikkatli dinle. Tamam mı? Tamam. Hadi şu büyük ödülü al gelmişken. Tamam. Tamam mı? Büyük mü? Bir tane ver buraya. Bir büyük buraya. Abim, canım abicim lütfen sakin ol, tamam mı? Program bitince ben şey yapacağım sana, sakin ol. Kavundan mı? Abim otur sen orada. Abi evet. Mi? Evet. Abi mi abi olmuş? Abim o benim ama şimdi. Eskisi gibi aynı ya. Neyse neyse. Evet, toparlanıyoruz. Tamam. Şimdi son soru, final sorusu çok önemli. Hadi biraz tamam. Dinlemeye çalış beni. Tamam. Abi. Abi. Abi elementan. Potasyum elementinin atom numarası kaçtır? Kaçtı lan o? A17. Ne o değil. B18. C19. 19 sorum oradan atmıyor. D20. Süren başladı. İyi düşün. Ya hiçbir fikrim yok. Hayır, hayır. Hayır, lütfen bırak. Çok sonuna geldik. Çok az kaldı son soru. Lütfen. Hadi bunu. Ama hiç, ama lütfen hiç, onun. Hiçbir fikrim yok. Çünkü ben potasyumla ilgili bir şey bilmiyorum. Ama lütfen bir şeyler düşün bakalım. Ne olabilir acaba? Büyük ödülün ucundayız. Hadi lütfen. Hadi bir çabuk. Benim için en büyük ödül bugün seni görmekti, tamam mı Şapşal? Senin o gözlerini zaten ben gördüğümden beri ne yaptığımı biliyor muyum zaten? Benim için en büyük ödül seninle şurada 2 dakika bakışmak. İkimizin arasındaki hala umutsuz, ben gördüm aşk var bizim aramızda. Umut bana yetti. Umrumda da değil, büyük ödülmüş, paraymış bilmem ne. Bu bana en büyük ödül. Öylesine cevap B. Ya. Ya salakça bir şey yapma bence. Cevap, belki de cevap kelimesinin içindedir. Ceviz. Ceviz. Cemil, Cemil, Cemil. Hanemiş bakayım. Pardon, son kararım falan değil. Değiştirebiliyoruz. Tabii ki, tabii ki değiştirebilirsin. Şu an aklıma geldi. Çok güzel verdim ve çok güvendiğim bir insandan aklıma bir şeyler geldi. Benim cevabım C. Son kararın mı? Evet, son kararım. Sinemanın büyük ödülü sahibi oluyor. Çok mutluyuz şu anda. Çok güzel bir an. Çok büyük bir başarı. Sinem, seni çok özlemişim ya. Hadi buradan gidelim artık, bir daha da ayrılmayalım lütfen, tamam mı? Sen ne kadar sazansın ya. Ya sen ne kadar sazan bir insan. Şurada 2 cilve yaptın hemen. Loli loli dağıldın ya. Nasıl yani ya? Evet. Öyle maymun gibi kalırsın işte ya. Allah sersen. Ben şu an büyük ödülü kazanmışım. 500 binim var. Seninle ne işin var? Bırak Allah'ını. Ailem, canım ailem. Gelin hep beraber şu keriz parasını ezelim. Oh. Keriz. Nereye eziyor? Ezme. Ezme, ben 30 saat oldu söyleyelim. Geçse geldim. Bunu esese batar ya. Damat, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, ben bu 500 bini 1 milyon yaparım. Hele çorap projem var ha. Haydi bakalım, duvar kağıdı konuşuyor. Gidelim de senin enayi paranı yiyelim. Ta 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 ta. Korkunç gerçekten. Sevgili seyirciler, kim 500'ün istemez ki sorusunun cevabı? Eski karımmış. Şu an rejiden kulağıma fısıldıyorlar. Kovulmuşum. Hadi görüşürüz. İstanbul gecelerinde aşk kavgası. Aşık olduğum kadınla kavga ederim. Yapmayın şunu abi, bu nedir ya? İzzet Altınmeşe'nin gurur kaynağı oğlu. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Fırat Altınmeşe'nin skandal gecesi. Ben çok kötü bir şey yaptım. Lan aşık olduğum kadınla tartışıyorum. İddialara göre sevgilisini yerlerde sürükleyen... Hanımefendi, yerde mi sürüklendiniz? Fırat Altınmeşe nasıl bu hale geldi? Annem beni hiç böyle görmedi. Aşık olduğum kadınla kavga ettim. Umarım sizin başınıza gelmez, tamam? Az sonra...
Oyuncu İrem Helvacıoğlu koruma ordusuyla dolaşırken çekilen fotoğrafı için ne dedi? Tabii görünmeyen tarafı da var bunun. Oyuncu Aslı Turanlı, Ata Demirer'le aşk yaşıyor iddialarına nihayet yanıt verdi. Bilmiyorum, yazana sorun. Bilmiyorum. Az sonra. Türk sinema ve tiyatrosunun domates güzeli lakaplı sanatçısı Ayşen Guruda 74 yaşında pankreas kanserine yenildi. Usta oyuncunun ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini kahretti. Ben domates güzeliyle bir gecede meşhur oldum. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Usta sanatçı Ayşen Guruda'yı kaybettik. Domates güzeli artık yok. Ayşen Guruda'yı kaybettik. Yeşilçam'da yaprak dökümü devam ediyor. Bir yıldızı, bir usta ismi daha kaybettik. Uzun zamandır pankreas kanseriyle mücadele eden Ayşen Guruda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir nesil onun filmleriyle büyüdü. Türk sinemasında çığır açan, yüzümüzü güldüren domates güzelimiz artık aramızda değil. Ayşen Guruda'yı o unutulmaz filmleriyle hatırlayacağız artık. Hangisini saysak ki? Çöpçüler Kralı, Süt Kardeşler, Tosun Paşa ve daha niceleri. Bak şu çöpçünün bana yaptığı iş. Ne oluyor kız? Kendine gel. Nişanlın yanında. Belki de hafızalarımızdan hiç çıkmayan filmlerden biri merhum Kemal Sunal'la rol aldıkları Çöpçüler Kralı'ydı. Çöpçü kusura bakma, isteyerek olmadı valla. Yok canım, estağfurullah. Bir kalıp da sabun olsa ne güzel yıkanırdı. Ay vallahi isteyerek olmadı, bak aklına bir şey gelmesin. Bir daha dökebilirsiniz hanımefendi. Ver ceketini kurutayım. Teşekkür ederim hanımefendi, zahmet olur, ben kuruturum. Kusura bakma ne olur. Süt Kardeşler filminde korkudan dilinin tutulduğu sahne unutulur mu? Şaban tercümanı olmuştu ancak yine de ne dediğini anlamamıştı. Öyle mi? Allah Allah Allah. Bak sen. Vay canına. Ne diyor bu? Sen çekil. Soruşturmaya ben devam edeceğim. Ayşen Guruda deyince aklımıza ilk gelen filmlerden biri de Gülen Gözler filmidir. Hiç şüphesiz. O filmde Ayşen Guruda, namı diğer Fikret, büyük aşkı Vecihi'ye kavuşmak için az emek harcamadı. E tabi Vecihi de. Biliyorum, kızı isteyeceksin. Ben de biliyorum, siz de vermeyeceksiniz. Peki ulan peki, verdim gittim. Ama bir daha tepemde dolaşmak yok, tamam mı? Tamam. Vecihi. Ya ha babam sınıfında muzur öğrencilerin nasıl da oyununa gelmişti Ayşen Guruda. Öğrenci sandığı öğretmeninden tokadı yemişti. Bıyıksız hali nasıl acaba? Denemesi bedava. Şimdi anlarız. Otur yerine. Ne oturması be? Çıkar bakayım şu takma bıyıklarını, çıkar. Çek elini, terbiyesiz. Gördünüz değil mi? Bana vurdu. Ahlaksız herif. Cani, canavar. Bana vurdun ha. Görürsün şimdi gününü. Yürüyün kızlar Mahmut Hoca'ya. Gidelim. Hocam bu kızlar manyak manyak. Peki ya Tarık Akan'la Öyle Olsun filmindeki o unutulmaz diyaloğu kim unutabilir ki?
İdealim yok. Televizyonun taksidi bitsin, inşallah onu da alacağız. Hayır canım, amacınız, gayeniz var mı diyorum. Aa, var tabii. Önce sinema güzeli olmak, sonra da evlenmek. Hayalinizde canlandırdığınız erkek? Çok uzun boylu, siyah saçlı, yeşil gözlü... ...bir de gazeteci olsun isterim. Ayşen Gruda'nın vefat haberi Türk halkında olduğu kadar sanat dünyasında da derin bir üzüntü yarattı. Süperstar Ajda Pekkan Ayşen Gruda için bu videoyu paylaştı. Deve Kuşu Kabare'de Ayşen Gruda Ajda Pekkan olarak sahneye geliyor ve sonrasında gerçek süperstarla buluşuyor. Ajda Pekkan geldi. Ajda Pekkan geldi. Ne yapıyorsun? Nuri. Niye gelip kendini almıyorsun süperstarını ha? Canım. Başlama. Aman da benim süperstarım. Hoş geldin Ajdoş. Çok sinirliyim. Yavrum sen Ajda'nın bir resmini de mi görmedin? Kurban olayım nedir bu ya? Ajda benim resmime baksın da için için ağlasın. Ne o, kılığımı beğenmedin mi? Çok güzel. Hatırın için punk arabesk takıldım, yersen. Tabii yerseniz aman. Bilmiyorum. Oradaki hanım kim peki ben Ajda Pekkan'sam? Çok şaşırdım şu anda. Ornella Muttana. Sardı korkular, gelecek yıllar. Ayşen Gruda'nın vefat haberiyle birlikte Şahan Gökbakar da bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabında. Gökbakar, büyük ustanın fotoğrafını Ayşen Gruda, nurlar içinde yat. Senin filmlerini izleyerek büyüdük ve çok sevdik seni. Allah cennetine kabul etsin. Başımız sağ olsun notuyla paylaştı. Ve Ali Sunal, baba dostu Ayşen Gruda için oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. Ali Sunal, Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın bu pozunu paylaşarak altına yanına geliyor iki gözünün çiçeği notunu düştü. Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Ve bu üzücü haberimizi büyük ustanın yaşlısından gencine verdiği herkesin kulağına küpe olacak öğüdüyle bitiriyoruz. Hep gönüllerde yaşayacaksın Ayşen Gruda. Mekanın cennet olsun. Dürüst olun. Taviz vermeyin ama küstahlık da yapmayın. Çok kitap okuyun, çok film izleyin, çok güzel müzikler dinleyin. Kendinizi bir kalıbın içine sokmayın. Hadi aç beni çağır da yanına, kedi gibi sokulayım sıcağına. Sar sarmala da sonra at at kuytularına at emi. Birkan Sokullu, Dilan Çiçek deniz aşkı belgelendi. Beni korlana ne istersen, yak yakacaksan sen yak beni. Hadi. Uzak Doğu restoranında baş başa aşk dolu gecede neler yaşandı? Vermem seni ellere, vermem Allah şahit. Az sonra. Vermem. Göz alıcı Serenay Sarıkaya mı? Ben biraz iddia seviyorum. Büyüleyici Tuğba Büyüküstün mü? Modayı takip ediyorum. Stiller yarışıyor. En iyi stil kimin? Serenay Sarıkaya'nın mı? Tuğba Büyüküstün'ün mü? İki ünlü güzelin en güzel kıyafetleri hangileri? Nasıl giyiniyorlar? Ne tarz kombinler yapıyorlar? Az sonra. Ortamın cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Fulde patan olsun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Çukur canını, çukur sevgisi. Çukur'da
yankı buldu. Seni bekliyoruz. Lütfen Çukurca'ya gel. Özür dilerim lütfen. Güzel. Benden iyi. Yamaç'ım, buraya davet etmek istiyoruz. Yamaç'ı çok seviyorum. Yamaç'ım diyor yalnız. Çukur'un Yamaç'ı, Ali Çosu ve Cumali'si Hakkari Çukurcalı gençleri izlerken hem duygulandı, canım kardeşim, hem kahkahalara boğuldu. Az sonra. Güzel oyuncu İrem Elvacıoğlu neden bir koruma ordusuyla dolaşıyor? Ata Demirer Aslı Tuna ile aşk yaşıyor mu? Sırada birçok ünlünün geldiği Aslı Gibidir filminin gala gecesinde yaşananlar var. Oyuncu İrem Elvacıoğlu koruma ordusuyla dolaşırken çekilen fotoğrafı için ne dedi? Tabii görünmeyen tarafı da var bunun. Oyuncu Aslı Turan'la Ata Demirer'le aşk yaşıyor iddialarına nihayet yanıt verdi. Bilmiyorum, yazana sorun, bilmiyorum. Aslı Gibidir film galasında yıldızlar geçidi. Kimi ararsanız oradaydı. Başrollerini Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Toyga Navanoğlu gibi oyuncuların paylaştığı Aslı Gibidir filminin galası Yıldızlar Geçidi'ne sahne oldu. Ben konservatuarı kazandım. Gelin olacak yaşta gittin, sürahi oldun. Tebrik ediyorum Az. Senin gözlerin bitişik. Ağzın kocaman. Yüzün burnunun etrafında toplanmış yani, olur mu hiç? Filmde rol alan genç oyuncu Aslı Turanlı ile birlikteyiz ilk olarak. Selin karakteri için önüme Aslı'nın böyle bir karakter var dediğinde ah dedim, tamam çok isterim, seve seve. Böyle ufak bir rolüm var burada. Nasıl bir rol bize baktın? Selin gerçek yaşam dublörlerinin bir üyesi aslında. Biraz böyle havai ama aslında içinden çok seveceğim bir kız. Bakalım, inşallah seversiniz siz de Selin'i. Aslı Turanlı'ya Ata Demirer'le hakkında çıkan aşk haberlerini soruyoruz. Genç oyuncunun verdiği cevap kafaları karıştırıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani burada film için buradayız. Bunu kafada mı yazıyorlar? Yani sosyal medya çok enteresan. Böyle bilmiyorum, yazana sorun. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Gürgen Öz'le birlikteyiz gala gecesinde. Filmi çok merak ediyor. Çok yetenekli. Ben çok gülüyorum ona. Zaten sosyal medyadan birbirimizi takip ediyoruz. Her bir video paylaştığında gülmekten ölüyorum. Bu projesini, bu filmi görünce de çok sevindim. Fragmanlarından da çok belli, gayet başarılı bir iş olacak. Zaten çok az kadın komedyenimiz var. Aslı da onlardan bir tanesi. Başarılı oyuncu Özge Borak yanımızda. O da merak içinde. Çok merak ediyordum. Zaten Aslı'yla bu aşama esnasında, filmin yapım aşaması esnasında arada görüşüp konuşuyorduk. Ölüyordu heyecandan. Şimdi içeride duble ölüyordur diye düşünüyorum heyecandan. Daha görmedim. Çok merak ediyorum doğal olarak ben de. Zaten aşina olduğumuz, çok hepimizin çok beğendiği mini mini tiplemelerin toplamında bir şey çok pardon. Toplamında bir şey seyrediyor olacağız. Son dönemde adını sıkça duyuran İrem Helvacıoğlu ile birlikteyiz. Yakın dostu Aslı İnan da desteğe gelmiş. Arkadaşımı maalesef Aslı'nın düğününe gelemedim. En azından galaya gelip gönlünü almak istedim. Çok heyecanlıyım onun adına. Çok merak ediyorum. Eminim çok güzel iş çıkartmışlardır hep birlikte. Bakalım, merak ediyorum yani. İrem Helvacıoğlu'nun sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafı çok konuşuldu. Bir koruma ordusuyla gezen Helvacıoğlu durumun yanlış anlaşıldığını söylüyor. Tabii görünmeyen tarafı da var bunun. Ben içeride çok fazla insanla fotoğraf çekildim. Fotoğraf çekildikten sonra büyük bir kalabalık üstüme gelince rahat geçebilmem adına aslında öyle bir... Yani yoksa tutulmuş bir koruma, lütfen beni alın çıkarın gibi bir durum yok aslında orada. Sadece aşağıda çekildim, insan kalabalığı çok fazlalaşınca çıkabilmek namına yardımcı oldular aslında. Sosyal çok yanlış anlaşıldı. Güldür Güldür'ün yeni transferi Evrim Akın ve yine Güldür Güldür oyuncularından Uğur Bilgin de galaya gelenler arasındaydı. Ya ona destek için buradayız zaten. Gurur duyuyoruz kendisiyle. Hoş o bıraktı, ben Güldür Güldür'e katıldım, onunla olamayacağım ama
Olsun, birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz. Güldür Güldür için neler söyleyecek? Artık ekranların en çok izlenen komedi programında Evrim Akın. Çok heyecanlıydım başta ama gerçekten sanki 15 yıldır tanıyormuşum duygusu oluştu bende. Hemen içlerine aldılar beni sağ olsunlar. Muhteşem bir ekip zaten. Eğleniyoruz. Uğur Bilgin ise yeni sezonda yeni transferlerle bomba gibi geliyoruz diyor. Sinan Çalışkanoğlu var, evet. Özge de geldi sağ olsun. Özge de geldi. Bomba gibi geliyoruz. Filmin oyuncuları tam kadro karşımızda. İşte Aslı İnandık. 8 ayrı tipi canlandırdığı film adına çok heyecanlı. 8 tiplemeli bir film için neler hocam, yani seyircinin takdirine bırakıyoruz. Biz çekerken çok eğlendik, çok güzel bir filmdi. Bunlar öğretilenler bana. Ama gerçekten çok eğlendik. Klişe. Bu bir aile filmi gibi oldu. Herkes arkadaşımız, eşimiz, dostumuz ve çok eğlendik. Gerçekten çok eğlendik. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Peki canlandırdığı karakteri anlatır mı bize Aslı İnandık? Ya oyuncu olmaya çalışan bir kız kendi hayallerinin peşinden koşarken bir dünyaya giriyor aslında ve gerçek yaşam dublörleriyle tanışıyor. Gerçek yaşam dublörleri onun hayatını değiştiriyor aslında. Ve bu gerçek yaşam dublörlerinde kendini buluyor Aslı. Herkes zaten o kadar orijinal ki filmde anlatmaya gerek yok. Filmdeki diğer başrol oyuncularından Toyga Navanoğlu ise filmin hakkını verdik diyor. Çok yorulduk, çok emek verdik ve izleyince zaten hak vereceksin, inanılmaz güzel bir film oldu. Ne diyeyim başka ya? Ağlama. Tamam, çok eğlendik ve hakkını verdik diye düşünüyorum, çok güzel oldu. Garajı doğdu. Benim vücuttaki bütün kalsiyumu emdi. Küçük sümük. Böyle söyle bakmayın. Seviyorum onu. Garajı don't touch my hair. İngilizce bakışsın. İşiniz ya karışsanın maçın skorunu. Golleri kimin atayağını? İlk taca atışını. İşte merakla beklenen filmini. Olay yaratmaya aday sahneleri. Kıyarsa cacık olur. Ama mahallede çok zor. Sadece dış görünüşün değil, senin kalbin de güzel biliyor musun? Sağ ol canımsın. Organize İşler 2, Sazan Sarmalı'nın ilk görüntüleri yayınlandı. Adamları bulurum, parayı da geri alırım. Az sonra. Kızını hiç kimse taklaya getiremez. Çağlaşı Keleğini Cowboy çizmesi lansmanında Alişan Show herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Normalde 1000 lira, bizde 300 lira. Cem Yılmaz'a rakip oldu. Buyurun. Yok. Az sonra. Sırada ünlülerimizin hayatlarındaki en büyük pişmanlıkları, en önemli hataları ve keşke olmasaydı dedikleri anları var. Bu aşklar, bu filmler çok konuşuldu. Ben bunu size ödetmeden ölmeyeceğim lan. Bu pozlar, bu kareler çok konuşuldu. Yaşadıklarına, yaptıklarına keşke olmasaydı diyen ünlüler kimi? Sırma bıyıklar mı sürem neyler? Ünlülerin en büyük keşkeleri geliyor ekrana. Yıllar önceydi. Manken Doğa Bekleriz belki de gündeme gelmek için şu sözleri etmiş ve gündeme oturmuştu. Ve de şu kulağımın şöyle olduğunu hissettim. Ya dedim Ayvaz dedim, şunu dedim biraz daha sıksana sen dedim şu bölgeyi. Baktım böyle kulak hafif yapışır oldu. Sen dedim sık sık iyice buca et. Ondan sonra pensle aldım, şöyle tutturduk onu. Daha sonra çok hafif bir japon kulaklarımı Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım açıklaması unutulmadı. Doğa Bekleriz şimdilerde ortalarda yok ama o komik itiraf hala akıllarda. Bekleriz o günleri hatırlayıp keşke yapmasaydım diyor bu itirafı için. İnşallah haftanın salağı seçilmem yani. Ünlülerin hayatları böyle hatalarla ve gaflarla dolu. İşte onlardan bazıları. O bir megastar.
kariyerinde çok az hata yaptı ve zirveye tırmandı. O hatalardan en büyüğü yıllardır hafızalardan silinmeyen şu ekran gafı. Genç kral ne diyor bakalım? Genç kral için. Kral genç için var, onu söylemek istiyorum. Canlı yayındasın. harika, ne diyeyim? Muhteşem. Ünlü bir sunucu ve oyuncusunuz. Şöhretinize şöhret katmak için sesiniz olmadığı halde şarkıcılığa soyunuyorsunuz. İşte Seray Sever bu hatayı yaptı ve kariyerini bu görüntüyle sekteye uğrattı. Fa dinlediysen, bir cevap vermediysen... Suçlu kim? Özcan Deniz vermişti bu pozları zamanında. Bu halini gördüğünde ne düşünüyordur acaba Özcan Deniz? Kenan İmirzalıoğlu'nun kariyeri başarılarla dolu. Ama o başarı halkalarından biri kesinlikle Cingöz Recai filmi değil. Cingöz. Herkesin konuştuğu şu ateşli kolye var ya. Konuşuluyorum ben. Kaçtın sen Mehmet Rıza. Acil durumu bağlayın hemen. Umutlarla çekilen Cingöz Recai gişeye büyük beklentiyle girmişti ama kimse film için olumlu yorum yapamadı. Cingöz Recai'si. Baban seninle gurur duyuyor. Bu iş öyle bomb gibi değil. Yerli iş yapacağız. Benzer bir olay Şahan Gökbakar'ın da başına geldi. Recep İvedik ve Celal ile Ceren gibi başarılı komedilerden sonra yaptığı Kayhan gişede umduğunu bulamadı. İntikam alacağım, intikam keseceğim. Bundan böyle kötü Kayhan var. İbrahim Tatlıses yıllar önce şu görüntüsüyle çıkmıştı ekrana. Bıyıksız tanınmaz haldeydi İbo. Sordum. O günlerde yakıştığını söylüyordu İbo ama bıyıksız halini pek tutmadığı bir daha bıyıklarını kesmemesinden belli oluyor. Evet bir iddia. İddia ama ne? Ne ettik acaba? Bilardo meselesi var. Çok yakışmış dedi. Siz peki sizin kendi yorumunuz? Vallahi gelen mesajlar çok iyi. Hatta bize cesaret verdin biz de keseceğiz falan diyorlar. Murat Boz, müzik dünyasının bayları arasında en güzel vücuda sahip isim. Onu bu hale getirense bir pişmanlık. İşte bu görüntünün pişmanlığı. Murat Boz bir yaz tatilinde böyle fotoğraflanmış ve bu halinin verdiği pişmanlıkla vücut yapıp bu hale gelmişti. Seren Serengil'in bırakın kendisini köpeği bile o ismi duymaya tahammül edemiyor. Git buradan yürü be. Serengil'in en sevmediği ünlü olan Gülben Ergen'i kendi eliyle sahneye çıkarmış olduğunu yazıyor magazin tarihi. Bunlar şakayla karışık pişmanlıklardı. Sırada ünlülerin en hayati keşkeleri var. Deniz Sekin'in cezaevinde yatmasına neden oldu madde ticareti. Çağatay Ulusoy da bu olay yüzünden yıllardır yargılanıyor ve hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya. Hülya Avşar yıllar sonra gelen bir itirafla Tanju Çolak'la zamanında yaşadığı aşkı hata olarak adlandırmıştı. Bu itirafı yapmak da kolay olmasa gerek. Evet zamanında böyle bir şey yaptım. Ve bunun bir hata olduğunu anladım. İnsanlar hatayı ikinci kez yaparlarsa hatadır. Aşık oldum. Kendime engel olamadım. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ve en sonunda onların hala evlilikleri devam ediyor. Allah da devam ettirsin. Hayatımda ilk defa söylüyorum. O kadar büyük hata yaptığımı anlayıp eşini arayıp Aysa Hanım'a özür diledim. Son dönemde kameralara oldukça sempatik görünen bir çift. Tuğba Büyüküstün ve Umut Evirgen. Ancak ikilinin aşklarının ortaya çıkışı olaylı oldu. Umut Evirgen'in Büyüküstün'le kendisini fotoğraflayan gazetecileri takip ettirip çekilen fotoğrafları ellerinden alması hala hafızalarda.
hadise zamanında Sinan Akçıl'la aşkıyla gündem yaratmıştı. Aşksız dönen bir dünya durmuş kalmış aslında. Ama yıllar sonra hadise büyük sözü dinlemedim diyerek Sinan Akçıl'la yaşadığı aşka pişman olduğunu dile getirdi. Keşke zamanında onu vaktinde dinleseydim diyorum. Başka da bu konuyla ilgili bir şey değil. Şimdi abla hissi ne diyeyim? Onaylamadık ve doğru çıktı. Yıllar süren küskünlüklerini geçtiğimiz sene bitirdi Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu. Duydum ki el koynumdan çok çabuk sıkılmış. Bu küslüğe neden olansa Yıldız Tilbe'nin Uzay Hepar'ı aşkıydı. Tilbe, Sezen Aksu'yla küs kalmasına neden olan bu aşkın pişmanlığını yaşadı yıllarca. Bir gece sarhoştuk, Uzay'la birlikte olduk. Ertesi günde pişman oldum, gidip söyledim kendisine. Ben dedim böyle böyle, yani senin ayrıldığın kişiyle birlikte oldum, taşıyamıyorum. Söylemesem hiç haberi olmayabilirdi yani. İstanbul gecelerinde... Aşk kavgası. Aşık olduğum kadınla kavga ediyorum. Yapmayın şunu. Abi bu nedir ya? İzzet Altınmeşe'nin gurur kaynağı oğlu. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Fırat Altınmeşe'nin skandal gecesi. Ben çok kötü bir şey yaptım. Lan aşık olduğum kadınla tartışıyorum. İddialara göre sevgilisini yerlerde sürükleyen... Hanımefendi yerde mi sürüklendiniz? Fırat Altınmeşe nasıl bu hale geldi? Annem beni hiç böyle görmedi. Aşık olduğum kadınla kavga ettim. Umarım sizin başınıza gelmez, tamam? Az sonra... Karşınızda Alice Serenay. Kimsin sen? Alice. Serenay Sarıkaya, Harikalar Diyarında. İşte Alice ve arkadaşları. Serenay Sarıkaya'nın Alice, Ezgi Mola'nın Kraliçe, Şükrü Özyıldız'ın şapkacı olduğu müzikalin afiş çekiminin kamera arkasından çok özel görüntüler. Siz bana cevabı söyleyin, ben istediğiniz soruyu bulurum. Unutma, kraliçeyim ben. Ben kimim? Az sonra... Ne ceren, ne simge, ne ırmak. İşte Musti'nin gerçek aşkı. Mustafa Sandal, gönül ağrısına şurup olan Melis süt şurupla aşkını nasıl ilan etti? Az sonra... Senle hayatım, gel bana... Geçmişten günümüze Türkiye'nin en güzel kadınlarını sizler için derledik, izliyoruz. Güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim. Serenay Sarıkaya Dağı'nı, Nibahat Çehre'ye... 960'ı Türkiye güzeliyim. Azra Akın'dan Hülya Avşar'a... Miss Turkey 2002... Azra Akın! Onlar Türkiye'nin en güzelleriydi. İşte geçmişten bugüne Türkiye'nin güzellik kraliçeleri. Güzeller içinden biri seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Yıl 1929. Türkiye'de ilk kez bir güzellik yarışması yapıldı. Türkiye'nin ilk güzeli Feriha Tevfik seçildi. Yıl
1960 Türkiye'nin güzeli Nebahat Çehre'ydi. O hala zirvede. 1960'ı Türkiye güzeliyim. O yıllardan bu yıla bu yeni nesil şimdi. Kendi adıma ve onların adına da çok sevinçliyim. Yıl 1981. Aydan Şener güzellik kraliçesi seçildi ve yıllarca güzelliğiyle gönüllere taht kurdu. ...1983'te Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar, tacını daha önce evlenip boşanmış olduğu için geri vermek zorunda kalsa da o hala Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak gösteriliyor. Türkiye'nin güzellerine biraz nostalji yaparak başladık. Dev organizasyonların başladığı yıllara geçiyor ve 1993'e uzanıyoruz. O yılın Türkiye güzeli Arzu Monan'dı. Demet Şener 1995'in Türkiye güzeliydi. Manken olarak devam ettiği kariyerinde zirveye ulaşan Demet Şener 40 yaşında ve hala güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. ...1997 yılında güzellik kraliçesi tacını takan isim Çağla Şikel oldu. Birinci güzel. Bir numara Çağla Şikel. Bravo. Yine 1997 yılında ikinci seçilen güzeli de çok iyi tanıyoruz. Karşınızda Burcu Esmersoy. 8 numara Burcu Esmersoy. ...1998 yılının Türkiye güzeli Zeynep Tokuş'tu. Türkiye güzellik kraliçesini açıklıyorum. 16 numara Zeynep Tokuş. ...1998 Türkiye güzelimiz. Tacını aldı işte yeni kraliçe. Günümüzde sakin bir hayatı seçen Zeynep Tokuş, bir dönem modellik ve oyunculuk yaptı. Vizontele gibi unutulmaz bir yapımda rol aldı. Neresi? Nerededir o? Alo? Alo? 1999 yılının Türkiye güzeli Ayşe Hatun'un aldı. Mankenlikten sonra müziği seçen Ayşe Hatun Önal sevilen şarkılara imza attı. Çok bir selam canım varsa, alev alev. 2000 yılında 3 güzel armağan etti Türkiye Güzellik Yarışması Ünlüler Dünyası'na. 3. Cansu Dere, 2. seçilen Gamze Özçelik ve 1. Yüksel Aktı. Başarılı oyuncu Sedef Avcı'nın ikinci seçildiği 2001 yılındaki güzellik yarışmasının birincisi, olay çıkışlarıyla gündeme gelen Tuğçe Kazaz'dı. 7 numara Sedef Avcı. Yine aynı yıl 3. seçilen Hatice Şendil de şimdilerin ünlü isimlerinin başında geliyor. 19 numara Hatice Şendil. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Çağla Kubat, 2002 yılında ikinci oldu. Aynı yıl birinci olan Azra Akın ise dünya güzeli seçilerek adını tüm dünyaya duyurdu. İkinci güzel 19 numara Çağla Kubat. Miss Turkey 2002 Azra Akın. Woo!
2003 yılında Özge Ulusoy ikinci olurken birincilik koltuğunda Tuğba Karaca oturdu. İkinci güzel 5 numara Özge Ulusoy. Sakin efendim. Türkiye'nin en güzel ikinci kızı Özge Ulusoy. Miss Turkey 2003 güzeli 2 numara Tuğba Karaca. Nur Gümüşdoğruyan 2004 yılında birinci olurken yarışmanın ikincisi Fatoş Seymen oldu. Aynı yılın üçüncüsü Birce Akalay ise en fazla şöhrete ulaşan isimdi. 16 numara Birce Akalay. Selen Soyder 2007 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra oyunculuğa adım attı ve dizilerde rol almaya başladı. 7 numara Selen Soyder. Tebrikler Selen. 2008 yılının birincisi Leyla Lidya Tuğutlu'ydu. Tuğutlu sunuculukta başladığı kariyerine oyunculukla devam ediyor. Ya Barış bir durur musun? Ne var ne oldu? Ya Onur benim sevgilim değil ki. 2010 yılı Türkiye Güzellik Yarışması'nın birincisi Gizem Memiç olsa da yarışmada ikinci olan Serenay Sarıkaya tüm dikkatleri üzerine çeken isimdi. Serenay 18 yaşında ve 1.75 boyunda. Ataşehir Adı Güzel Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümü öğrencisi olan Serenay profesyonel olarak oyunculuk yapıyor. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Serenay Sarıkaya şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınlarından. Melisa Aslı Pamuk 2011 yılında yapılan güzellik yarışmasında birinci seçilirken aynı yılın ikincisi sevilen oyuncu Gizem Karaca'ydı. Gelelim son yıllara. 2012 yılında güzellik tacını takan isim olan Açalya Samyeli Danoğlu'ydu. Miss Turkey birinci güzelimiz. Bir numara Açalya Samyeli Danoğlu. ...2013'te Rüveyda Öksüz birinci olurken 2014 yılında ikinci seçilen Dilan Çiçek Deniz Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un başrolünde. 2014 yılında birinci seçilen Amine Gülşe de şimdilerde dizilerin aranan oyuncusu. Bir numara. Dört numara. Dört numara. Amine Gülşe. Yıl 2016. Türkiye'nin en güzel kızı sunucumuz Buse İskenderoğlu seçildi. Türkiye'nin en güzel kızı şimdilerde Türkiye'nin en iyi magazin programlarını sunuyor ve unvanının hakkını veriyor. Miss Turkey World 2016. 20 numara Buse İskenderoğlu. ...2017 yarışmasının da Türkiye güzeli Aslı Sümen oldu. 2017 Miss Turkey Universe güzelimiz 12 numara Aslı Sümen. Geçtiğimiz yılın Türkiye güzeli ise tartışılan bir isim oldu. Estetikli güzel Şevval Şahin birinci seçildi ve estetikli oluşuyla gündeme oturdu. Bir numara Şevval Şahin. İstanbul gecelerinde
aşk kavgası. Aşık olduğum kadınla kavga ederim. Yapmayın şunu abi, bu nedir ya? İzzet Altınmeşe'nin gurur kaynağı oğlu. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Fırat Altınmeşe'nin skandal gecesi. Ben çok kötü bir şey yaptım. Lan aşık olduğum kadınla tartışıyorum. İddialara göre sevgilisini yerlerde sürükleyen... Hanımefendi, yerde mi sürüklendiniz? Fırat Altınmeşe nasıl bu hale geldi? Annem beni hiç böyle görmedi. Aşık olduğum kadınla kavga ettim. Umarım sizin başınıza gelmez, tamam? Az sonra. Yer beyaz, bembeyaz. Burası Beyaz Cennet Uludağ. Önce kar motoruyla şov yaptı. Ben kızımla şimdi çıkıyorum. Sonra karlarda yuvarlandı. Gonca Vusla Teri'nin Uludağ macerası. Gonca Hanım, orada ne yapıyorsunuz acaba? Akasya, kaldırsana beni. Hamdi Alkan yeni eşiyle eski eşinin televizyon programında bir araya gelmesine ne dedi? Öyle bir şeyler yapmaya devam edecek, çok büyük sürprizler yapacak. Az sonra... Cebinde yok kuruş, zıplıyor herkes kalmıyor sanki. Fulde patan olsun, bir de kafamıza basılır ama yine yok. Çukurcan'ın çukur sevgisi, çukurda yankı buldu. Seni bekliyoruz, lütfen Çukurcu'ya gel. Özür dilerim lütfen. Güzel. Benden iyi. Yamaç'ı buraya davet etmek istiyoruz. Yamaç'ı çok seviyorum. Yamaç'ım diyor yalnız. Çukur'un Yamaç'ı, Ali Çosu ve Cumali'si Hakkari Çukurcalı gençleri izlerken hem duygulandı. Canım kardeşim. Hem kahkahalara boğuldu. Az sonra. Yılmaz Erdoğan'ın beklenen filmi Organize İşler 2'nin fragmanı görücüye çıktı. İşte filmden ilk görüntüler. İşiniz yakın senin maçın skorunu. Golleri kimin atayağını, ilk taç atışını. İşte merakla beklenen filmin olay yaratmaya aday sahneleri. Kıyarsa cacık olur ama muhallebi çok zor. Sadece dış görünüşün değil, senin kalbin de güzel biliyor musun? Sağ ol canımsın. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nın ilk görüntüleri yayınlandı. Adamları bulurum, parayı da geri alırım. Asım Mahan'ın kızını hiç kimse taklaya getiremez. İlk filmden yıllar sonra Para Nerede sahnesine nasıl gönderme yapıldı? Para nerede? Yarın verecekler. Naim oğlum, para nerede? Adamlar altın almışlar baba. Araba nerede? Müşteride. Mallar nerede? Sahibi geri aldı ya işte. Yılmaz Erdoğan yaptı yapacağını. Cem Yılmaz'ın yerini nasıl Kıvanç Tatlıtuğ aldı? Siyahi ve isyankar şarkıcı Pop Marley'in. Bak, benim çok sevdiğim bir sözü var. Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Sinemada kriz bitti. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı 1 Şubat'ta vizyona giriyor. Yasa dışı bir teşkilatın önemli bir üyesi yakalandı ve üzerinden sizin kimlik bilgileriniz çıktı. Ama benim düğünüm vardı bugün. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral ve Ezgi Mola'nın oynadığı film seyirciye bol aksiyon ve kahkaha vaat ediyor. Bizi dolandırdılar. Bize yardım eder misin? Ben o adamları bulurum, parayı da geri alırım. Asım Mahan'ın kızını hiç kimse taklaya getiremez. Ronaldo'ya bacak arası yapamaz. Filmin en ilgi uyandıran karakteri Sarı Saruhan'ı Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor. İşte bu. İşiniz
Diziye karışsan maçın skorunu, golleri kimin atacağını, ilk taç atışını, ilk korner atışını, ilk kalp atışını sen bunları nasıl biliyorsun lan? Ölmüşlerinin ölüsünü öpeyim ki tahmin gücü abi. Bol bol tokat atıyor Sarı Saruhan film boyunca. Film İstanbul'un her köşesinde bol bol aksiyon içeriyor. Senin doktor olduğunu zannediyor. Keşke daha serbest bir meslek söyleseydin. Ya o emniyet teşkilatı herkese sürekli mesaj gönderiyor. Bu tip kişilere karşı dikkatli olun diye. Ben o kurumsal mesajları okumadan siliyorum. İşte okumadan silinince kuru kuru. Baba. Silkelerler yavrum, silkelemişler. Ve elbette Yılmaz Erdoğan esprileri. Asım Noyan karakteri yine kendine has tarzıyla güldürecek gibi görünüyor. Biraz gayret göster babaya. İnsanlar değişir. Evet, değişir. Hıyarsa cacık olur. Ama muhallebi çok zor. Baktığın zaman her hıyar muhallebi olmak ister. Ama çok zor. Organize İşler filmindeki Para Nerede sahnesi komedinin klasikleri arasına girmiştir. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Yine filmde de bu sahneye atıfta bulunulmuş. Oğlum para nerede? Adamlar altın almışlar baba. Mallar nerede? Sahibi geri aldı ya işte. O zaman altınlar nerede? Adamlar alıp kaçmışlar baba. Ve bir diğer gönderme. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Sarı Saruhan ilk filmde Cem Yılmaz'ın oynadığı Müslüm karakterini andırıyor sanki. Sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükseliyor. Bir korku, iki ardinal. Ardinal bir hormon. Dayağa karşı olan arzuyu arttırıyor. Biz bunu istemiyoruz. İşte bu. İşiniz ya karışsan maçın skorunu. Golleri kimin atacağını, ilk taç atışını, ilk korner atışını, ilk kalp atışını sen bunları nasıl biliyorsun lan? Ölmüşlerinin ölüsünü öpeyim ki tahmin gücü abi. Fragmanın sonunda Sarı Saruhan'ın repliği Müslüm'ün ünlü dayak sahnesinden esintiler taşıyor. Siyahi ve isyanıkar şarkıcı Pop Marley'in bak benim çok sevdiğim bir sözü var. Ne? Ne? Bir yıldız gibi kayar giderim hayatından, yapacağın tek şey dilek tutmak olur benim arkamdan diyor. Çok güzel bir sözleyiş. Uzun ama güzel. Sıradan dayağı örnek, sıradan dayak. Yaratıcı dayağı örnek, öğretmenlerimizin cetvelle bize böyle vurması. Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un kahramanları Yamaç ve Aliço, Hakkari'deki çocukların Çukur sevgisi karşısında bakın nasıl duygusal anlar yaşadı. Sırtımın cebinde yok kuruş, zıplıyor herkes kanguru sanki. Fulde patan olsun, bir de kafamıza basur ama yine yok. Çukur canını, Çukur sevgisi, Çukur'da yankı buldu. Seni bekliyoruz. Lütfen Çukurcu'ya gel. Özür dilerim lütfen. Özür dilerim lütfen. Güzel. Benden iyi. Yamaç'ı buraya davet etmek istiyoruz. Yamaç'ı çok seviyorum. Yamaç'ım diyor yalnız. Çukur'un Yamaç'ı, Aliço'su ve Cumali'si Hakkari Çukurcalı gençleri izlerken hem duygulandı. Canım kardeşim. Hem kahkahalara boğuldu. Bir diziden fazlası Çukur. Show TV'de her hafta milyonları ekrana bağlayan Çukur bir yaşam biçimi oldu yurdun birçok yerinde. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Son bölümüyle nefes kesti Çukur. Yamaç'ı kim vurdu sorusuna cevap arandı. Sanıyorsun ki en çok sen seviyorsun kardeşini. Ben seviyorum ben. Çukur sevgisi yurdun her yerinde ayrı yaşanıyor. İşte Hakkari Çukurca. Çukurcalı gençler isminden dolayı ayrı bir seviyor Çukur'u. Kazan kazan yok. Kaybedecek yerimiz kaçarı yok. Çukurca'nın her yerinde Çukur var. Duvarlarda ve gençlerin tişörtlerinde Çukur var. Bizi bitirmesin içki.
Bu hayranlığı Çukur'un fenomen karakterleri Yamaç, Aliço ve Cumaliye, yani Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili'ye izletti Show Haber ekibi. Özür dilerim lütfen. Güzel. Ben de iyi. Yamaç'ı çok severim. Yamaç'ım diyor yalnız. İşte Çukurca'nın Çukur hayranı minikleri ve Çukur'un karakterlerinin onlara verdiği tepkiler. Ne güzel ya, onların eğlencesi, vakitlerinin keyfi olmuştu. Çok güzel ya. Ben de falan böyle. Ben de niye oynuyorlar? Vallahi böyle böyle. Aliço hayranı bir genç alıyor sözü. Aliço'nun taklidini de yapmayı iyi biliyor bu minik. Özür dilerim lütfen. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Seni sormaya gerek yok, Aliço hayranısın. Evet, Aliço'yu çok seviyoruz. Aliço'nun hastalığı otizmin farkındayız. Çukurca ailesi olarak. Aliço'yu bizim bir yöresel yemeğimiz var, tırçık. Dizide de zaten geçiyor, çorba çorba diyor. Biz onu tırçık yemeğe davet ediyoruz. Tırçık da bizim yöresel yemeklerimizden olan çorbadır. Biz de o çorbayı Aliço'ya içirtmek istiyoruz. Seni bekliyoruz. Lütfen Çukurca'ya gel. Özür dilerim lütfen. Güzel. Çok yetenekli. Tiyatrocuymuş zaten. İşte Cumali hayranı bir delikanlı. Çukurca'dan Çukur'a selamlar. Seni Çukurca'ya bekliyoruz. Sana daha iyi sarılmak için. Hayır nasıl ya. Sıra Yamaç hayranlarında. Yamaç abi, sizi buraya davet ediyoruz. Yamaç, buraya geleli çok istiyoruz. Bir minik kız onlarca delikanlının arasından sıyrılıp geliyor Yamaç'a mesajını iletmek için. O kadar sıcak ve içten ki. Yamaç'ı buraya davet etmek istiyoruz. Yamaç'ı çok seviyoruz. Yamaç'ım diyor yalnız. Duygularını alıyoruz Çukur oyuncularının. Aras Bulut İynemli, Çukurcalı gençleri Çukur'un setine davet ediyor. Ya çok çok tatlılar. Hepsi zaten selam da yollamışlar. Bizi de davet etmişler. Umarım vaktimiz olur tabii, şimdi şey çekim yaptığımız için. Belki de onlar gelirler, seti ziyaret ederler. Rıza Kocaoğlu, kardeşliği anlattıkları Çukur'la birlikte kilometrelerce öteden yeni kardeşler bulmalarının sevincini yaşıyor. Biz Çukur'da asıl olarak başka bir kardeşliği, başka bir dayanışmayı anlatmaya çalışıyoruz. Hepsine tavsiyem, ne olur eğitimlerini, okullarını biraz önem versinler, değer versinler. Çok yetenekli arkadaşlar var oyunculukla ilgili de. Belki ileride onlarla da karşılıklı oynama şansımız olur. Necip Memili, Çukurcalı gençlerin heyecanına ortak olmanın keyfini yaşıyor. Yani onların heyecanı, onların neşesi olmamız bizim için çok keyifli, çok güzel. Hepsine selamlar buradan. Çukur ekibi bir başka güzel şey için de bir araya geldi. Kök hücre nakli bekleyen minik öykü Arin'e umut oldu Çukur. Kan bağışlayayım. Kök hücre bağışlayıcısı olun. Bağış insanı sevmekle başlar. Eğer insanları seviyorsanız siz de kanınızı bağışlayın. Umut olmak bizim elimizde. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Kan bağışlayın ve hayat kurtarın. Kök hücre nakli için donör bağışında bulundu Çukur ekibi. Sadece bir tüp kan veriyorsunuz, o kadar. Ve bunun size hiçbir zararı yok ama hayat kurtarabiliyorsunuz. Ve sizin de başınıza gelebilir. Bir kan bağışlamak hiçbir şey değil. Buradan donör olmak ve bir insanın hayatını kurtarmak sizin ömrünüzün sonuna kadar kafanızı yastığınıza koyduğunuzda çok rahat ve huzurlu uyuyacağınız demektir. Kök hücre bağışına destek veriyoruz. Diğer duyarlı vatandaşlarımızdan da buna destek vermelerini rica ediyoruz. Öykü gibi nice canlara umut olmak istiyoruz çünkü. İki ünlü oyuncu Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek deniz aşkı bakın nasıl belgelendi. Hadi aşk beni çağır da yanına, kedi gibi sokulayım sıcağına. Beni sar sarmala da sonra, at at kuytularına at emi. Birkan Sokullu, Dilan Çiçek deniz aşkı belgelendi. Beni korlara ver istersen, yak yakacaksan sen yak beni. Uzak Doğu restoranında baş başa aşk dolu gecede neler yaşandı? Vermem seni ellere, vermem Allah şahidim olsun. Haftanın aşk bombası geçtiğimiz gece patladı. Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz baş başa yemek yerken kameralara görüntülendi. Vermem seni ellere, vermem
kısa bir zaman önce Berrak Tüzün Ataş'la ilişkisine son veren Birkan Sokullu'nun Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un güzel oyuncusu Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşadığı söyleniyordu. Ancak bu aşk bir türlü belgelenememişti. Ta ki o geceye kadar. Yarın çok geç olmadan onu sıkı sıkı sarıl aldırmadan bak zamanı kır geçiyor hadi boşver git ardından koş ardından. Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz bir uzak doğu restoranında baş başa yemek yerken objektifimize takılıyor. Dilan Çiçek Deniz'in son derece keyifli olduğuysa gözlerden kaçmıyor. Koş ardından. Çıkışta basın mensupları bu yeni filizlenen aşkla ilgili çifti soru yağmuruna tutuyorlar. Nasılsınız? İyiyiz. Havada da güzel bir aşk kokusu var ya. Dilan Hanım, Emirgan'da bir gece kulübünde galiba tanışmış başladı. İlk adım kimden geldi? Onur Hanım. Yaklaşmışken teşekkür ederim nazik günlük için de kaçmadığınız için. Çok kısa konuşalım. Nasıl başladı ilişki? Hadi bir dakika. Güzel, güzel, güzel başladı. Her şey bir fotoğraf çıktı. Ondan sonra böyle evet. kaçamak başlar. Yok ya. Bir şey. Her şey yolunda gibi görünüyor. Aşkı gizlemek gibi bir dertleri de yok çifti. Yüzler gülüyor. Size denk geldi. Yolunda her şey. Yolunda her şey. Nasıl çok yağmur yağıyor. Başka bir insan. Barış'cığım. Canım benim. Baya Dilan Hanım sabırlıyken gibi. Tekrar hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun Dilan Hanım. Görüşmek üzere. Ünlü türkücü İzzet Altunmeşe'nin oyunculuk yapan ve şarkıcılık yapan oğlu Fırat Altunmeşe, gece yarısı kavga ettiği sevgilisini yerlerde sürükleyerek bakın nasıl skandal bir geceye imza attı. İstanbul gecelerinde aşk kavgası. Aşık olduğum kadınla kavga ederim. Yapmayın şunu abi, bu nedir ya? İzzet Altınmeşe'nin gurur kaynağı oğlu. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Fırat Altınmeşe'nin skandal gecesi. Ben çok kötü bir şey yaptım. Lan aşık olduğum kadınla tartışıyorum. İddialara göre sevgilisini yerlerde sürükleyen. Hanımefendi yerde mi sürüklendiniz? Fırat Altunmeşe nasıl bu hale geldi? Annem beni hiç böyle görmedi. Aşık olduğum kadınla kavga ettim. Umarım sizin başınıza gelmez, tamam? Yer Nişantaşı. Saat gece yarısını çoktan geçmiş. Ara sokaklardan birinde bir aşk kavgası yaşanıyor. Buraya dikkat. Beyefendi neden vuruyorsunuz? Bir saniye abi. İki sevgiliyi kavga ederken görüntülüyoruz. Öyle tartışma gibi bir kavga değil. İddialara göre az önce tokatlar konuştu oracıkta. Haberleri başka bir şey, kadına şiddet başka bir şey yalnız. Hanımefendi. Bir de siz de halka mal olmuş bir insansınız ha. Hanımefendi yüzünü kapatarak kameralardan gizlenirken. Hanımefendi üstünüz başınız hep. Delikanlı gizlenmeyi beceremiyor. Evet, onu tanıyoruz. Aşık olduğum kadınla tartışıyorum. Bu. Hayır. Tartışmak başka, sen kadına vuruyorsun. Bak, sana bir şiddet yapıyorsun. Biz onu çok iyi tanıyoruz ama o kadar tanınmadığını düşünüyor. Ya şu hareketleri tamam, yapmayın ya. Ben hayatımda magazine çıkmamış bir adamım. Şunu yapmayın ya. Nasıl oldu? Aşık olduğum kadınla kavga ediyorum. Yapmayın şunu abi, bu nedir ya? Adı Fırat Altunmeşe. Halk müziğinin efsane ismi İzzet Altınmeşe'nin gurur duyduğu oğlu. Adın ne senin bro? Akif. Akif, ben de Fırat. Evet, İzzet Altınmeşe'nin oğludur kendisi. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Babamın onda biri kadar adam olsam evet. Piyasada o kadar adam yok demiştim. Adam gibi kalması o bizim için çok daha büyük bir mutluluktur. Babası gibi müzisyen, türkü değil rap söylüyor Fırat. Güneşli günler kurtarır karanlık dünden. Her cümlenin sonunu ünler siyah kuşak günden. Gül ben, gülüyor kim istediyorsan içten. İçten mutludur İstanbul'da hiç gel, git gel.
de elbette oyuncu. Genç neslin aranan yüzlerinden biri o. Hiç kimseyi böyle sevmedim. Annem beni hiç böyle görmedi. Evet dönmedi bütün dünyam. Seni gördüğümde her şey rüya gibi geliyor bana. Hayat devam edermiş güya. Yalan, gidersen sadece sözlerim olur kalan. Ama o gece tanındığının farkında değil Fırat Altun Meşe. Neden çıktı böyle bu kadar büyük bir tartışma? Dışarı yani ben sizin ürününüzü değilim abi. Yapmayın beni, niye çekiyorsunuz? Tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuğba Büyüküstün'le beraber oynadığı dizide yaptığı gibi kötü bir şey yaptı o gece Fırat Altun Meşe. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Biz değil, kendisi itiraf ediyor. Mikrofonu alıyor eline ve öyle itiraf ediyor. Özür diliyorum herkesten. Tamam. Aşık olduğum kadınla kavga ettim. Umarım sizin başınıza gelmez. Tamam. Özür diliyorum herkese. İlk defa beni kimse de tanımaz. Beni niye çekiyorsunuz anlamıyorum. Yüzünün hali zaten kavganın şiddetini gözler önüne seriyor. Sokak ortasında kadına şiddet uyguladı ve bu hale geldi. Ama o hala tanınıp tanınmadığını sorguluyor. Baba böyle bir şey olmaz ya. Ben hayatımda beni nerede gördüm? Benim adımı bile biliyor musun? Ve bir de sosyal mesajı var Fırat'ın. İnşallah senin başına gelmez böyle bir şey. Hanımefendiye gelince Fırat Altun Meşe ile ettiği kavganın boyutlarını anlamak için montuna bakmak yeterli. Hanımefendi yerde mi sürüklendiniz? Yerde sürüklendi abla. Gördüm oğlum. Hanımefendi yüzünü gizleyerek kayıplara karışıyor. İzzet Altın Meşe'nin adam gibi adam dediği oğlu Fırat Altun Meşe. Adam gibi kalması o bizim için çok daha büyük bir mutluluktur. Gece yarısı Nişantaşı'nın orta yerinde sevgilisiyle tekme tokat kavga ediyor. Aşık olduğum kadınla tartışıyorum bu. Hayır. Tartışmak başka, sen kadına vuruyorsun. Baksana ya. Bana. Şiddet yapıyorsun. Ettiği kavgayı değil, tanınıp tanınmadığını önemsiyor. Gerçekten vahim. Baba böyle bir şey olmaz ya. Ben hayatımda beni nerede gördüm? Benim adımı bile biliyor musun? Ülkemizde her geçen gün artan kadına şiddet olaylarını biz de bir kez daha kınıyoruz. Kadınlar en değerli varlıklarımızdır. Bir daha bu tarz olayların yaşanmaması dileğiyle. Şimdi sırada Renkli İstanbul Geceleri var. Yakalananlar, kazaya uğrayanlar, aşk sarhoşları, ne ararsanız gecelerde işte Renkli Gece Turu. Gece turuna Haliç'te Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'un birlikte verdikleri konserle başlıyoruz. Cengiz Kurtoğlu konser öncesi basın mensuplarıyla sohbetti. Ancak o konuşurken arka tarafta bardaklar kırılınca bakın ne oluyor. Hep sevgi sözcükleri olsun, hep mutluluk sözcükleri olsun. Yine değerli kardeşimle birlikte muhteşem bir akşam olmasını diliyoruz. Bugün... sağ ol evladım, eline sağ ol. Nazar gitti. Nazar çıktı diyelim. Cengiz Kurtoğlu gecede olmaktan dolayı keyifli. Süreç olan Haliç Kültür Merkezi'ndeki konserlerden de bir akşamında değerli kardeşimle birlikte biz varız. Sevgili Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu. Aşka dair şarkılarla iyi seyirler diliyoruz. Hakan Altun ise ustasıyla aynı sahnede olmaktan dolayı mutlu. Her zaman söylüyorum konservatuvarlarımda Cengiz abiyi dinlerdim. Ve aynı projede olmak güzel, bir de usta çırak konserleri çok keyifli geçiyor. Az da yoruluyoruz yani, o kadar uzun. Konusu güzel. Evet, çünkü ikiye bölünüyoruz ya, bir saat ben söylüyorum, bir saat Cengiz abi söylüyor, sonra yarım saat beraber söylüyoruz. Çok keyifli oluyor. Sohbet bitiyor ve sahne zamanı. Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun sevilen şarkılarıyla müzik dolu bir gece yaşatıyorlar. Hayalim Yo
Gonca Lodi'nin sanat yaşamının 20. yılını kutladığı yeni albümünün tanıtım gecesindeyiz. Güzel şarkıcı çok ama çok heyecanlı. Gerçekten hala o 99'daki küçük kız heyecanındayım. O 99'daki çaylak heyecanındayım hala. Bugün bile yeni albümle sanki ilk albümü yapıyormuş kadar heyecanlıyım. Gerçekten 20 yıl olduğuna inanamıyorum. Çok çabuk geçti. Girme, bir daha bahçeyle hisseme. Ne beni ara ne de gel git sakla. Bir tek sevişmeler. Hande Yener konserindeyiz. Doğum gününü soruyor haberciler. O konuyu Demet Akalın'la barışmasına getiriyor. Uzadı yani, gitti vallahi. Bir o uzadı bir de Demet'le barışmamız yani. Demet Akalın doğum gününü sosyal medyada kutlamış. Kutladı. Instagram'dan paylaştı. Ben de Instagram'dan cevap verdim. Şu an sanal dünyada çok iyi kankayız. Ama bu sanal dünya kankalığı gerçek dünyaya taşınır mı? En azından düşmanlık bitti. O negatif enerji bitti hakikaten. Ya onu da yaparız. Çay kahve de içeriz, yemek de yeriz. O günler de gelir, sıkıntı yok. Daha önce yapmıştık yani biliyorsunuz. Reklamda gibi. Aynen, aynen. Yine olur yani, sorun yok. Bitti artık. Konu evliliğe geliyor. Rekor nişanlılık sürecinde malumunuz. Evlilik için hala mı erken? Yani herkes boşanıyor yani görüyorsunuz. O yüzden insan iyice ürküyor bu evlilik konusunda. Çocuk sahibi olmakla ilgili fikirleri soruluyor Hande Yener'e. Evlat edinebileceğini söylüyor. Ya tabii çocukları çok seviyorum. Aslında başka birinin hayatına dokunmak, faydalı olabilmek de çok özel bir durum. Evlat edinenlere çok saygı duyuyorum. Yani ülkemizde de var, dünyada da var. Neden olmasın, olabilir. Bir annesiz çocuğa anne olmaya sıcak bakıyor. Şimdilik hayvan sahipleniyorum çok fazla. 3 tane kedim var, 2 tane köpeğim var. Böyle gerçekten hayvanlar alemi gibi. Ben bir dakika müsaade eder misiniz diye aralarından geçmeye çalışıyorum falan. Yani benim oturacağım yere oturuyorlar, işte tam masaya oturacağım, oraya geliyorlar falan. Evde böyle bir sürü kediyle yaşıyorum. Bilmiyorum yani sahiplenmek çok güzel bir şey. Belki bir tane evlat da sahip edeyim. Neden olmasın? Sezen Aksu'ya da mesajı var. Konserleri bırakan minik serçeye sesleniyor Hande Yener. Mesela ben Sezen Aksu'yu çok özledim. Sahneleri bıraktığından beri onun o enerjisini, o samimiyetini özlediğimizi düşünüyorum. O yüzden de ona bir çağrı yapıyorum. Bir konser. Bir veda. Tamam, bir veda etti bıraktı ama biz onu tam olarak, tam veda etmiş olarak kabul etmek istemiyorum ben. O yüzden bir çağrı yapıyorum. Birlikte konser yapalım. Ya da tek Sezen Aksu konseri olsun, bir izleyelim. O gece İngilizce şarkısını beraber seslendireceği Fade ile kameralar karşısında Hande Yener. I'm excited. It's gonna be harika, right? Harika, 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 heyecanlı. Çok harika. So I'm really excited. It's gonna be, you know, a lot of fun. And it's always good, you know, performing with my friend, you know, Hande. And Gravity is such a beautiful song, and I can't wait. Çok güzel bir şey oldu zaten. Ve konser zamanı. Beşiktaş'ta bir kazaya şahit oluyoruz. Yok ya, sağlık sıkıntımız yok, çok şükür sağ olasın. Nasıl oldu onu öğrenseydik? Ya şöyle, şantiye çıkışında kaygan zemin varmış, çok çamurmuş yolda. Vallahi 150 metre falan ben fren yaptım yavaş yavaş ama yine fark etmedi, kaldırıma çıktık. Arkadaşım da arkada çıktı kaldırıma. Aynı anda oldu yani. Tabii önlü arkalı girdik. Kazayı yapan iki ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz kayan arabalarının içinde ölümden dönmüşler. Yok, kemerlerimiz takılıydı, gayet her şey, güvenceli. Her şey ya zaten şu arada şöyle bir söyleyeyim. Arabalarda da bir sıkıntı yok. Polis gelsin, maksat zabıt tutsun, gidelim, derdimiz o yani. Polis geliyor az sonra olay yerine. Neden oldu bu kaza? Gençlere sormak gerek. Nasıl oldu? Sağ olun. Hava şartlarından dolayı. Yoksa bir aşk mı filizleniyordu o gece? Ya ben bekar değilim. Benim sevgilim var. Evet, evde sağ olsun. Benim de burada olduğumu biliyor, gönlüm çok rahat. Alkol muayenesi yapılıyor. Kaza ucuz atlatıldı ama arabada hasar var. Geçmiş olsun iki gence.
İrem Derici ile olay aşkı Ataberk Özden'e el ele çıkıyor yemekten. İrem Hanım, iyi geceler. İyi geceler. Baya basından kaçmaya çalışıyordunuz. Bir çekinceniz mi var? Sosyal medyada da olay oldunuz. Olay çift olarak adlandırılıyorsunuz. Açıklamayı zaten sosyal medyada yaptık. Yuva yıkan kadın yorumlarını sevmiyor İrem Derici. Neler söyleyeceksiniz? Yuva bitiren, ilişki bitiren kadın olarak anıldınız. Yuva bitiren. İlişki ya, bitiren. Yaş farkı çok soruldu. Tekrar söylüyorum. Gerekli açıklamayı sosyal medyada yaptık. Ama cevaplar... Aynen. Cevaplar zaten sosyal medyada yapıldı. Biz eve gidelim, yarın konserimiz var. Emrah'a yakalıyoruz yemek çıkışı. Bodrum'a yerleşti artık. Bodrum'a yerleştirdim mi tam anlamıyla yani? Vallahi burada. Çok güzel orası ya. Uzun süredir şarkı söylemiyordu. Şarkıcılığa geri dönme planları var. Falan i̇nşallah mi? İnşallah yeni projeler yakında. Albüm gelecek mi? İnşallah. Gonca Vustateri Uludağ'da nasıl şov yaptı? Hamdi Alkan eski ve yeni eşinin bir araya gelmesine ne dedi? Şimdi ünlülerimizin kışın gözde tatil beldeleri Uludağ ve Kartalkaya turumuz var. Her yer beyaz, bembeyaz. Burası Beyaz Cennet Uludağ. Önce kar motoruyla şov yaptı. Ben kızağımla şimdi çıkıyorum. Sonra karlarda yuvarlandı. Gonca Vuslateri'nin Uludağ macerası. Gonca Hanım, orada ne yapıyorsunuz acaba? Akasya, kaldırsana beni. Hamdi Alkan yeni eşiyle eski eşinin televizyon programında bir araya gelmesine ne dedi? Öyle bir şeyler yapmaya devam edecek. Çok büyük sürprizler yapacak. Şöyle kucak dolusu bir kar yağmadı İstanbul'a. Kar bize gelmiyorsa biz kara gideriz. Rotamız Uludağ. Oyuncu Akasya Aslı Türkmen, Uludağ'ın müdavimlerinden. Aa, Uludağ harika bir yer. Benim İstanbul, yani Türkiye'de gelmeyi en çok sevdiğim yer. Diğer alternatifler de hiç fena değil ama ne olursa olsun Uludağ'ın tadı başka, ne de olsa ilk göz ağrımız. Kaymaya değil, dağ detoksu yapmaya gelmiş Uludağ. İki haftayı dağda geçirince insanın bütün vücudunun yenilendiğini duymuştum. Hatta duymakla kalmadım. Gençliğimde bir dönem böyle bir otelde gençlerle ilgili böyle bir animasyonu falan bir çalışmaya gelmiştim. Ve gerçekten çok net hatırlıyorum bunu. Keşke herkes hayatında, yani sene içerisinde en az bir haftasını kar tatiline ayırabilse. Oyuncu Burak Serdar Şenal, Uludağ'ın havasını çok sevmiş. Ya bu sene ayrı bir güzel. Özellikle bugün hava çok güzel. Tam kayma havası. Ben gerçi çok beceremiyorum ama leğenle deneyeceğim kısmını. Birazdan derse başlayacağız işte. Ortam çok güzel, çok eğleniyoruz. Gonca Vuslateri'yi yakalıyoruz. Birazdan kızağa binecek. Ben kızağımla şimdi çıkıyorum yola. Küçüklükten beri Uludağ'ın gediklisi kendisi. Çocukluğumdan beri geldiğim bir yer, güzel buldum. Hala bıraktığım gibi maşallah. Devamlı geliyorum ben zaten. Burayı çok seviyorum. Karda ekstrem işler yapamıyor maalesef. Ben de biliyorsunuz artık gizlemiyorum. Yani belim, boynum fıtık. Sağ dizimde ciddi bir sakatlık falan. Normalde ben bütün buradaki sporları yapmayı denemeyi çok isterim ama bir oyuncu olarak devamlı dikkat etmek zorundayım. Ömrüm pilates, fizik tedavi ve sporla geçiyor. Bir tek şunu çok seviyorum da şunda bile devrildim dün gece. İyi ki siz yok. En ciddi kazasını Uludağ yollarında geçirmiş güzel oyuncu. Bir gün buraya gelirken trafik kazası geçirmiştik. Kimseye bir şey olmadı ama gerçekten sinir bozucu bir kazaydı. Tam böyle çocukluk, dağa gelmişiz, hevesliyiz falan. Bu yollarda o zaman eskiden böyle değildi biliyorsun, buralara gelmek daha zordu. Bir trafik kazamız olmuştu. Her böyle gelirken illa bir kalbin küt küt çarpar. Kimseye bir şey oldu mu, bir şey olmadı mı falan. Ve başlıyor kar motoruyla şova. Hızlı ve Öfkeli filminin kar versiyonunu çekiyor adeta. Bir ara epey hızlanıyor.
Aman Gonca Hanım, ellerinizi bırakmasanız da tehlikeye atmasanız kendinizi. Motoru bırakmayın da. Motor şovunu tamamlayan Gonca Vuslateri doyamamış kara. Şimdi de bir metreyi bulan karlarda yuvarlanırken yakalıyoruz. O para gitti işte bana. Ya geç var. Gonca Hanım orada ne yapıyorsunuz acaba? Haklıyız. Akasya kaldırsana beni. Akasya Aslı Türkmen geliyor yanına. Beni zaten çekme. Bak bu beni düştürme çekme. Yapmaz yapmaz. Gerçekten yoruldum. Gerçekten hiç kimseyle. Ne vakit Akasya'yla görüşmek Hamdi Alkan, Selen Görgüzel çifti Uludağ'da. Hamdi Bey'in doğum gününü kutlamaya gelmiş ünlü çift. Uludağ'da bir doğum günü kutladık. İyi ki varsın Hamdi'miz. Sağ olsun. Selen'in fikriydi. Buraya gelelim dedi. Ben Hamdi'ye bir şarkı bestelemiştim bundan 3 sene önceki doğum gününde. Her doğum gününde o yüzden artık bir sene happy birthday yerine benim söylediğim şarkıyı çalıyor. Selen Görgüzel'in televizyon programında Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör'ü konuk etmesine geliyor söz. Hamdi Alkan çok sevmiş o programı. Muhteşem ya. Selen'in enerjisi zaten harika. O öyle bir şeyler yapmaya devam edecek. Çok büyük sürprizler yapacak. Çünkü sürekli üretiyor. Sürekli kafası çalışıyor. Karlar üzerinde gençler epey eğleniyor. İşte Uludağ'da yaylalar halayı. Bravo Eser. Bir tarafta oyuncu Kenan Acar snowboard yapmayı öğrenirken, bir tarafta da Mert Kılıç eşi Aslıhan Günel'e kaymayı öğretiyor. Hep böyle kaymak zorunda. Olma, bravo, devam. Devam. Karlarda zıp zıp yaparak ilerleyen Merve Oflaz çok sevmiş Uludağ havasını. Evet çok harika zıplıyorsunuz. Ya evet ne zaman 2 hafta önce en son kaydım. Bir de şimdi kayıyorum. Zımba turları şimdi birazdan en tepeye çıkacağız ve kayacağız. Hava çok güzel, karşım güzel, şanslıyım yani. Özge Özder'le eşi Sinan Güler yüzde dağda. Düetlerinin başarısını kutlamaya gelmişler. Balaydan ziyade kutlama gibi oldu ya. Biz düetten sonra böyle bir şey kafamızı dinlemek için böyle bir şey istiyorduk. Şimdi sana bir düzen, bana bir düzen. Bize bir düzen, bize bir masal lazım. Tenimi bilen, sesimi duyan. Bana bir ömür, yeni bir sen olsun olabilir her şey. Oyuncu Tolga Mendi'ye rastlıyoruz. Kaymayı öğrenenlerden o da. İlk defa Uludağ'a geldim. Bir eğitim alayım dedim. Ve ayakla değil de snowboard'a başlamak daha tehlikeli ve daha heyecanlı. Sanırım o yüzden snowboard'a başlamak. Şimdi Adana'nın sıcağından Uludağ'ın soğuğuna. Soğuğuna aynen öyle. Uludağ'da bir araya gelen oyuncular gündüz kayak yaparken gecede bir derginin düzenlediği etkinlikte eğlendi. Uludağ gibi Kartalkaya'da da güzel görüntüler vardı. Sömestr tatilini fırsat bilen soluğu Kartalkaya'da aldı. Özellikle çocuklar kayak yapmayı çok seviyor. İşte tatlı bir çocuk. Yaşı küçük ama son derece başarılı bu sporda. Anne nasıl? Güzel. Kayak yapmayı seviyor musun? Evet. Evet. Güzel. Eğlenceli oluyor mu babacığım? Evet. Ve Irmak artık tek başına kendisi inebiliyor ve tek başına kendisi liflerden yukarı çıkabiliyor. Öğretmenin desteği olmadan, evet. Henüz zaten 5 yaşında, 21 Mart'ta da doğum günü. Yani şöyle söyleyeyim, son 6 aydır kayıyor. Yani geçen kıştan beri kayıyor. Karnesini alan Kartalkaya'ya koşmuş adeta. Çocuklar kayak yapmaya bayılıyorlar. Karneler nasıldı? Güzeldi. Evet. Kaç yaşından beri? 4 yaşından beri. Takdir mi aldın? Teşekkür ederim. Takdir. Hak ettin yani. Büyükler de havadan ve bu ortamdan gayet memnunlar. Özellikle snowboardçular. Şimdi tabii temel olarak biz önce bir kayakla başladık. Daha sonra snowboard'a geçtik. Kesinlikle ama snowboard'u tabii tercih ediyorum ben yani. Daha zor ama. Tabii daha zor ama daha hareketli, daha kıvrak. Kayaktan öte
Kesinlikle tabii, daha havalı. Her sene ilginin fazlalaştığı Kartalkaya'da sezon oldukça renkli geçiyor. Katılım var bayağı, evet, semester beklediğimiz yoğunlukta geçiyor. Ama bu yıl daha yoğun bekliyoruz. Çünkü çok fazla kar yağdı. Kayak seferlerin tamamı burada şu anda ama daha fazla bekliyoruz. İlk günler daha güzel, şimdi biraz sis var. O biraz üzücü ama yine de çok güzel. Evet, çok idare ediyoruz. Şimdi renkli bir gece turuna gidiyoruz. İstanbul gecelerinde... Ben kimseyi tehdit etmem. Hangi ünlü... kiminle ve nerede yakalandı? Hikaye soracağım. Sürpriz, sürpriz. İşte renkli gecelerden manzaralar. Yeşim Salkım'a rastlıyoruz gecelerde. Yeni kitabı Sansürsüz için heyecanlı. İsmi Sansürsüz zaten. Sansür yok, sizin işinizi yapıyor orada. Eyvah, kitabın ismine bakılırsa kavga çıkacak gibi. Benim hiç kimseyle bir kavgam, bir dövüşüm yok. Ama kimseyi üzüp kırmayacağız, öyle bir şey yok. İyi bari, polemik üstüne polemik yoruyor insanları. Gülben Ergen'in tehdit ediliyorum, çocuklarımın hayatı tehlikede diyerek Yeşim Salkım'ı şikayet etmesine geliyor söz. Benim artık avukatım bu işlerle ilgileniyor. Yeşim Salkım böyle bir şikayetle anılmaktan ötürü rahatsız. Ne kimsenin evladına ne de kendi şahsına, malına, mülküne evet. Asla bir zararım olmamıştır, asla da olmaz. Bu konuyu onur meselesi yaptığını söylüyor. Ben kimseyi tehdit etmem. Bu bir onur mücadelesi. Ben onurumun derdindeyim. Bunu da ispat edeceğim. Epey içerlemiş çocukları tehdit eden kadın olarak anılmaya. Haklıyı da haksızı da herkesin artık ayırt ettiğini görmek doğrusu beni çok mutlu ediyor. Sen dik dur da eğri kendini belli eder durumu. Hadi kolay gelsin. Özge Özder ve eşi Sinan Güler Yüz'ün düetlerinin başarısını kutladığı geceye gidiyoruz. Kısa zamanda işte beklediğimizin de üstünde. İşte beklemediğimiz kadar büyük bir hızla paylaşılıyor. Sadece Türkiye'de değil, ayrıca yurt dışından da çok güzel mesajlarla, kendileri söyleyerek şarkıyı paylaşıyor insanlar. Şarkıyı onlara hediye eden Bade Derinöz de o gece orada. Ben sizin dedi düğününüzü izledim. İşte aşkınıza çok böyle şahitliği çok yakından oldum. Siz beni tekrardan aşka inandırdınız. Ya ben size bir şarkı yazdım, bir dinler misiniz dedi. Bunu yanınızda siz söyler misiniz dedi. Ya, Özge de içeride. Özge'cim dedim ya bir şarkı var, bir dinler misiniz? Açtım. Kim bu, kim bu diye. Özge içeriden bağırıyordu. Nasıl, ne kadar güzel bir şarkı. Ne kadar güzel bir şarkıymış bu dedi. Dedim vallahi bak Özge'cim böyle böyle durum. Sinan Bey eşini bakın düete nasıl bir hileyle ikna etmiş. Sürekli çocukları, müzisyenleri, herkesi ayarladım. Badele falan konuştuk. Dedim ki siz dedim normal Özge'nin sesine göre çalın dedim. Ben altını üstünü doldururum, güzel böyle bir şey yaparız dedim. Stüdyoya geldi. Evet dedi, ben neler okuyacağım dedi. Stüdyodaki çocuk diyor ki Özge Hanım dedi siz her yeri okuyun, biz güzellerini alacağız dedi arasından. Ondan sonra Özge tabii her yeri okudu. Ben de üstünü okudum, güzel bir düet oldu böylelikle. Şimdi sana bir güzel, bana bir güzel. Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti gecelerde yurdun dört bir yanında pilates yapmasına geliyor söz. Neden olmasın? Ülkeyi gezerek pilates yaptırabilirim tüm Anadolu'ya, her yere. Konu evliliğe geliyor. İyi geceler. Nikah soruyorum. Çok efendim. Teşekkür ederim. 2018'in sonunda yapılacaktı ama Mayıs'a kaldı. Bunun bir sebebi mi var? Ya sürpriz. Haberciler gider ayak Uğur Akkuş'a eski eşi Gonca Derin'in durumunu soruyor. Ya geçmişle ilgili konuşmayalım. Gelecekle ilgili. Sizin de hem cinsiniz olarak hapis cezası gelecek. Caner Erkin'le
eşi Şükran Ovalı kızları Mihran Ela'yı evde bırakıp dışarı gezmeye çıkmış. Nasıl gidiyor annelik? İyi gidiyor, şükürler olsun. İyi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Yolunda daha iyi. Mihran Ela'nın rahatsızlığı korkutmuştu. Zor günler geçirdik çok. Şimdi çok daha iyi, şükürler olsun. Tam anlamıyla atlattı değil mi? Atlattı. Bebeğinin rahatsızlığıyla ilgili konularla ilgili konuşmak istemiyor Şükran Ovalı. Bunu konuşmak beni çok yoruyor ve üzüyor. Anlayışınıza sığınıyorum. Geçti gitti, o yüzden bahsetmeyelim. 2019'da da sağlık diliyorum herkese. Eğlenceli konulara gelelim. Mesela saçına. Çok dökülüyordu. Hem kesinlikle bu dönemde banyo yapmak lüks, saça bakmak lükstü. Kestirdim çocuğuma, canım feda yani. Saçıyla ilgili eleştirileri umursamıyor bile. Onun için kilo almışım, onun için saçımı kestirmişim. Bunların hiçbir önemi yok. Sosyal medyada da biraz eleştiri oldu saçınızla ilgili. Oluyor böyle şeyler, söylüyorlar. Beğenmiyorum. Ama önemli olan benim rahatlığım. Hani ben çok rahat ettim. Eğer beni merak ediyorsanız. Mihran Ela ile Caner Erkin'in ilişkisine geliyor konu. Baba kız nasıllar acaba evde? Bakışları aşk yaşıyorlar baya. Genelde kızlar babacı oluyor. Baya aşk yaşıyorlar. Öyle öyle, gerçekten öyle. Ben sabaha kadar uğraşıyorum. Babayı görünce kahkahalar atıyor. Vallahi bir tane aşkım vardı. İkincisi de geldi. Halit Ergenç, iki dirhem bir çekirdek gecelerde. Leyla Gencer belgeselinin galasından çıkmış. Önemli bir gün benim için de. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir sanatçıydı. Gerçekten çok duygulandık, çok güzel bir belgesel olmuş. Sömestr geldi, Ali Karne'yi aldı. Tatil planları var mı? Tatile girdi tabii. Tatil planı var mı birlikte? Eğer fırsat bulursak yapacağız. Çağla Şikel'in kovboy çizmesi lansmanına katılan Alişan, ortalığı gülmekten bakın nasıl kırıp geçirdi. Çağla Şikel'in kovboy çizmesi lansmanında Alişan Show, herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Normalde 1000 lira, bizde 300 lira. Cem Yılmaz'a rakip oldu. Buyurun. Yok. Çağla Şikel'in tasarımlarını yaptığı kovboy çizmelerinin lansmanı ünlülerin akınına uğradı. Hemen sohbete başlıyoruz Çağla Şikel'le. Ortağı Pelin Hanım'la güzel bir işbirliğine imza atmış. Çağla hayal etti, Pelin yaptı. Aslında biz öyle diyoruz biraz. Yani bu aslında böyle çok tasarlanmış bir proje haline gelmiş falan bir şey değildi. Pelin bir gün bana bir bot yaptı. Ya ben dedim ki bu botun şurası şöyle olsa mı Pelin? Burası böyle olsa mı Pelin? Buna şu topu yapabilir miyiz Pelin? Ben tamamen son derece bencil amaçlı kendime bir bot yaptırıyordum. Aynen. Sonrasında iş profesyonel tasarımlara dönüşmüş. Sonra o bot o kadar güzel oldu ki dedim ki yani Pelin biz bir şey yapmalıyız. Hani ben gittim yani kendisine, ben rica ettim. Ben tabii öldüm heyecandan. Çağla Şikel'in amacı yerli tasarımların ön plana çıkması. Bir yabancı markalara falan acayip paralar veriliyor bu ayakkabılar için. Ve bu Türkiye'de buna çok fazla imkan tanınmıyor ve herkes böyle belli kalıpların peşinden koşuyor. Bence Pelin bu kalıpları benim için yıktığını düşünüyorum. Çağla Şikel'e destek vermek için lansmana katılan Özlem Yıldız ve Burcu Esmersoy'la birlikteyiz. Tasarımları çok beğenmişler. Bu dönemin en popüler modelleri, kovboy çizmeleri. Çok doğru bir zamanlamayla, çok doğru bir hareketle, evet. Çok şık modellerle Çağla yapmış yapacağını gene. Bu arada Burcu Esmersoy'un elinin üzerindeki kızarıklığı fark ediyoruz. Geçmiş olsun. Ne oldu? Elim üstü yandı. Nazar. Olabilir. Kaynar su. Ya işte herkes aynı yüzden. Niye? Benden öyle bir beklentini. Birisi şey yaptı, fırına mı soktun? Yok yani şey. Keşke öyle bir şey. Evet. Kaynar su. Baya böyle hani kaynar su böyle tık eder ya. Oradan alıp direkt elime dökmüş gibi oldu. Evet, sıcak su torbası dolduruyordum. Yani onu ağzını çok küçük yapmışlar. İnan benim suçum değil. Gülüyor ama büyük tehlike atlatmış gerçekten. Özlem Yıldız'sa Dubai seyahatinden döndü. Ona da hoş geldin diyelim. 22-23 derece farka geldim bir anda. İstanbul tabii çok soğuk, tam hastalık havası. Her gün vitaminler alıyoruz. Dubai'deydik de demircikle. Evet, biraz hafif bir bronz. Nasıl yanık var? Ben de güneş yanığı dedim yani orada. Keyifleri yerinde, ne güzel.
Çağla Şikel katılıyor sohbete. Burak Özçivit'in geçtiğimiz günlerde 80 kadın hayranıyla yemek yemesini soruyoruz Özlem Yıldız'a. Soruyu o da Çağla Şikel'e soruyor. Burak Özçivit geçen de Arap Hanımlarla bir belli bir ücret karşılığı yemek yedi çok yüksek rakamlara. Aynı şekilde bunu bir hanımefendi erkeklerle yemek yeseydi farklı anlaşılabilirdi. Yedi mi o yemeği? Tabii, afiyet tabii. Olsun. Peki aynı durumda o eşini ya da sevgilisini gönderir miydi bu yemeği? Yani kendi kararı, ona ben bir şey diyemem. Kendisi hani iş adı altında sonuçta, eğer onu kıskanan hanımefendi oyunculuğa da izin vermeyecek. Ben bunu yakınlaşma bir böyle bir fan kulüp buluşması gibi değerlendirdim, evet, şu anda. Öyle baktım yani açıkçası. Lansmana katılan bir diğer ünlü isim de popçu Bengü'ydü. O da tasarımları çok beğenmiş. Allah hepsi çok 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 güzel. Çok tebrik ediyorum. Sever olarak. Evet. Ben bir tık daha uzun boylu olsaydım yani hani Çağla kadar olmak dünya standartlarında bir durum da. Hani yine böyle normal insana göre biraz daha uzun olsaydım daha çok kullanırdım ama benimkiler birazcık daha böyle bileğim biraz üstünde. Ama o modellerden de var galiba. Aynen onlar da. Benim boyutlarım için de var. Ya çok güzel. Ya. Hazır onu bulmuşken Bengü'ye evlilik nasıl gidiyor diye soruyoruz. Bakın ne diyor. Çok güzel gidiyor vallahi. Çok güzel. Tavsiye ediyor musunuz bize? Neyi tavsiye ediyor musunuz bize? Ben Çağla'nın mutlu olmasını çok istiyorum. Gerçekten çok hak ediyor. İnşallah her şey zamanlar. Bak ben yıllarca bekledim. Neler oldu? Saçlarım yani artık dökülecekti neredeyse. Çok fena durumdaydım. Allah karşıma çıkarttı. Öyle değil ya. Çok fena durumdaydım. Çağla Şikel'in yakın dostu Alişan ve eşi Buse Varol da lansmana katılanlar arasında. Alişan hemen Çağla'ya takılıyor. Hep Çağla'ya diyordum ki 40 numara ayakkabı, 40 numara kadın mı gel 40 numara. Aa. 41 Ne? Alişan bu kez de eşine takılıyor. Buse Varol'un acaba hamileliği boyunca çok kilo aldığını mı düşünüyor? İnternetten bakın ne araştırmış. Dünyanın en şey doğan çocuğuna baktım ben geçen. Kaç kiloydu? 14. 18 kilo. Ne? Dünyanın en kilolu doğan çocuğu. Dünyanın da doğdu herhalde. Dünyanın en kilolu doğan çocuğu 18 kilo. Sırf ya. Peki neden böyle bir şey bakma ihtiyacısın sen? Ne bileyim öyle bir şey gidiyoruz. Hani dedim yine kalma kurtular sanki. Acaba ya nereye doğru gidiyoruz diye. Hemen konuyu değiştirelim. Yoksa Alişan'ın işi zor. Bu arada Alişan tasarımları oldukça beğenmiş. Bir sürü insan çıkıyor ya işte bizim evet. Ben dizayn ettim bilmem falan filan. Yani çok inanası gelmiyor insan ama ben bildiğim için onu kesin olmuş. Bir de tam Çağla'nın tarzı yani. O yani direkt. Sohbet bitiyor ve esprili kişiliğiyle tanıdığımız Alişan çizmeleri pazarlamaya başlıyor. Tabii gülmekten herkesi de kırıp geçiriyor. Kış geldi ayaklarımı düşürmesin. Çağlan'ın ve Pelin'in kovboy çizmeleriyle ayaklarımız. Normalde 1000 lira bizde 300 lira. Kaç para? Söyleme. Normalde 300 bizde 100. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden değişik. Buyurun. Buyurun. Sırada magazin gündeminden derlediğimiz renkli haber turumuz var. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte son haftanın magazin haberleri. Mustafa Sandal, Emina Yahoviç'ten boşandıktan sonra sayısız güzelle yazıldı. Ceren Hindistan, Irmak Ünal ve Simge Sağan bizim ismini hatırladıklarımız. Ancak Musti gerçek aşkını sonunda ilan etti. Sandal, sosyetik güzel Melis Süt Şurup'la beraberliğini bu videoyla ifşa etti dosta düşmana. Bir dönemin en popüler çiftlerindendi Çelik ve Buket Saygı. Ama evlilikleri uzun sürmedi, boşandılar. Çift yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Üstelik sabahın erken saatinde notere giderken bir video yayınladılar.
Ha, bana diyorsun. Noterdir. Notere götürdüm. İmzayı aldım. Fotoğrafları çektirdim. Bir imzalar, bir şeyler. Yeni kimlik çıkartıyoruz kızım. Herhalde. Yeni vatandaş oluyoruz yani. Aynen. Buket Saygı ve Çelik'in resmi evrak işlerinden bahsetmesi akıllara yeniden mi evleniyorlar sorusunu getirdi. Fotoğraf çektireceğiz. Ben şöyle yakışıklısından bir fotoğraf çektireyim. Siz zaten Türkiye güzeli olarak bir artık bakınız da. Hala da güzelsin kız. Vallahi. Dur ne yapıyorsun? Oyuncu Erkan Can'ın abiyi Ömer Can, Bursa'daki evinde ölü olarak bulundu. Bursa'da toprağa verilen Ömer Can'ın cenazesine Erkan Can'ın yanı sıra çarpışmadan rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtu ve usta oyuncu Ali Sürmeli de katıldı. Cem Özer, üçüncü türden yakın ilişkiler tiyatro oyununun galasında çıktı kameralar karşısına. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. İyi, 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 gayet iyi, gayet iyi. Yok, epeydir, bayağıdır çıkıyoruz dışarıya. İşte oyunlar, tiyatrolar. Ayağının kırığı geçti ama gönül kırıklığı hala devam ediyor Özer'in. Çekimleri sırasında bacağını kırdığı filmin yönetmeni Sinan Çetin'e kırgın. Sinan Çetin'le olan mahkeme süreci devam edecek. Şimdi öyle bir süreç var. Neyle alakalı? Sinan Bey'le bir önemli. Yani bilindiği üzere para ödememesiyle alakalı bir şey. Yani sigorta. Sigortayı geçince hastanenin parasını ödememesiyle alakalı bir süreç yaşıyoruz. Hastanede ziyarete gelmiş Sinan Çetin ama bakın neden gelmiş Cem Özer'e göre. Geldi ama ne zaman çıkacağımı öğrenmek için. Yani filmine ne zaman devam edeceğimi öğrenmek için. Cem Özer'e göre Sinan Çetin'in filminde sakatlandığı için tüm masrafları yönetmenin ödemesi gerekli. Sinan'ın ben ip atlarken ayağımı kırmadım ki. Sinan'ın setinde Sinan'ın zorlamasıyla, Sinan'ın itelemesiyle sahne, Sinan'ın müdahale etmemesiyle, gerekli önlemleri almamasıyla kırıldı bu ayağı. Sinan Çetin'e duyduğu öfke karakterinin değişmesine de neden olmuş. Artık daha asabi biri olduğunu söylüyor Cem Özer şakayla karışık. Daha asabi olduk. bu önemli çünkü eskiden çok içime atan, tolere çok eden, çok sabırlı. Ama şimdi kusurların insanların yüzüne çat diye söylüyor. Müzik dünyasının efsanelerinden Selçuk Ural'a rastladık bir yardım konserinde. 73 yaşında olmasına rağmen hala sahne alan Ural, eski sanatçıların yenilere göre dostluğa daha çok önem verdiğini düşünüyor. Biz senede 10 yerde beraber olur. Salim Dündarlar, şimdikileri Ajda Pekkan, işte o zamanki şeyler. Şimdikiler birbirinin elini sıkmamış. Zamane pop yıldızlarına enteresan bir eleştiri getiriyor Selçuk Ural. Ona göre erkek popçuların sesi haddinden fazla ince. Bu yeni çıkan gençlerde hepsinde ip ince bir ses var. Onu çözemedim yani. Şimdi mesela Tanju, ben bas baritonduk. Bir sürü şarkılarımız var. Şimdi yeni jenerasyonda hepsi tiz sesli, onu çözmüş değilim. Eleştirileri bununla sınırlı değil. Selçuk Ural'a göre yeni şarkıcılar ağızlarını açmadan şarkı söylüyorlar. Türkçeleri ağızlarını açmadan şarkı söylüyor. Hepsi böyle. Ben sana gelen sen sana. İnanamıyorum yani. Bizi TRT düzeltti. Yani ben seni öyle diyen yok yani. Ben seni ağızlarını açıp söylesinler şarkıyı. Yoksa hiçbir şey olamazlar. Mehmet Ali Erbil tedavi sürecindeki 100. gününü geride bıraktı. Evinde banyoda kaza geçirip düşen, tedavisi devam ederken kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmenden gelecek olumlu haberi bekliyor sevenleri. Kızı Sezin Erbil bir mesaj yayınladı. Mesajda babasının sağlık durumunda bir değişiklik olmadığını ama babasının iyileşeceğini duyduğu inancı koruduğunu anlatan Sezin Erbil bir de video paylaştı. Serenay Sarıkaya'nın Alice, Ezgi Mola'nın kraliçe olduğu Alice müzikalinin tanıtım çekiminde neler yaşandı izliyoruz.
karşınızda Alice Serenay. Kimsin sen? Alice. Serenay Sarıkaya, Harikalar Diyarında. İşte Alice ve arkadaşları. Serenay Sarıkaya'nın Alice, Ezgi Mola'nın Kraliçe, Şükrü Özyıldız'ın şapkacı olduğu çekimin kamera arkasından çok özel görüntüler. Siz bana cevabı söyleyin, ben istediğiniz soruyu bulurum. Unutma, kraliçeyim ben. Ben kimim? Merakla beklenen Alice müzikalinin tekli karakter tanıtımları büyük ilgi uyandırmıştı. Önce Alice'i, yani Serenay Sarıkaya'yı gördük. Kimsin sen? Sonra Kraliçe Ezgi Mola, Tavşan Enis Arıkan, Şapkacı Şükrü Özyıldız tanıtımları yayınlandı. Asıl sen kimsin? Tanımıyor musun beni? Kraliçeyim ben. Siz bana cevabı söyleyin yeter. Ben istediğiniz soruyu bulurum. Gel gel. Hadi gel. Ve işte Alice müzikalinin afiş çekimlerinin kamera arkası. Alice'imiz, yani Serenay Sarıkaya ile başlıyoruz. Ben kimim? Kimsin sen? Rengarenk kostümleriyle dikkat çeken oyunda her oyuncunun makyajı içinde epey çalışılmış. Çok iyi. Hadi canım. Oyunda Alice klasik masalda olduğu gibi ben kimim sorusuna yanıt arıyor fantastik bir dünyanın içinde. Kimsin sen? Kimsin sen? Sen kimsin? Kimsin sen? Karıştırmayın beni bu işe. Serenay Sarıkaya'ya, yani Alice'e oyunda şapkacı Şükrü Özyıldız ve kraliçe Ezgi Mola da eşlik ediyor. Siz bana cevabı söyleyin, ben istediğiniz soruyu bulurum. Kimsin sen? Sen yeni oyuncu musun? Alice müzikali 7 Şubat'ta seyirciyle buluşacak. Çok güzel. 1, 2, 3. İşte bu. 1, 2, 3. 1, 2. Çok güzel. Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen usta oyuncu Ayşen Gruday'ı sanatçı arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarıyla uğurladı. Türk halkının sevgilisi, büyük usta Ayşen Gruday, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Domates güzeli artık yok. Türk halkı Ayşen Gruday için ağladı. Sanat dünyası yasta. Yeşilçam'ın büyük ustası, Türk halkının sevgilisi Ayşen Gruday son yolculuğuna uğurlandı geçtiğimiz gün. Cenazeye sanat dünyasından çok fazla ismin katılmaması tepki çekti. Büyük ustanın son yolculuğunda gözyaşları sel oldu aktı. Gruda'nın torunu Emre Gruday ise bir an olsun anneannesinin tabutunun başından ayrılmadı. Cenazedeki belki de en önemli cümleleri Ayşen Gruda'nın bir zamanlar hayat arkadaşı olan Yılmaz Gruda söyledi. Ayşen Gruda'nın cenazesine katılmayan sanatçı dostları için
bakın neler söyledi. Abi gelmeliydiniz, beraber oynadınız. Değil mi? O korkunç bir olay. Olacak şey değil yani. Ya hayır, başka. Hani bir ben varım, belki bir kişi daha var. Hayır, gazetede atıp tutuyorlar. Büyücü onlar, büyücü falan filan. Hani gel göster. Öp, yapıtını tut. Çirkin. Kızgın, üzgün ve hayal kırıklığı içindeydi Yılmaz Guru'da. Başka yerde başka olsaydı geleceklerdi. Başka yerde olsaydı, vermiyorum, oraya geleceklerdi. Ha? Hem üzüldüm. Yani onlar da ne, sanatçılardan üzüldüm. Ya yazık ne. Ayşen Guruda'nın kardeşleri Ayten ve Ayben Erman da isyan içindeydi. Birilerine çok ama çok kızgınlardı. Küstürdünüz. Yanlış bir şeyler söylediniz. Sizler için demiyorum ama yapanlara söylüyorum. Küstürdünüz Aydın Hanım'a. Beni de öldürdüler ya. Beni de öldürdüler. Ayşen Guruda'nın hayattayken en yakın dostlarından olan Nevra Serezli ise oldukça sarsılmıştı vefat haberiyle. Çok güzel anılarımız oldu. Yani çok sarstı Ayşe'nin gidişi beni gerçekten. Gerçekten. Cenazeye katılan Aydemir Akbaş da son derece üzgündü. Onun yeri doldurulamaz diyor. Gelmez. Yani onun üstüne gelmedi. Kim ben komedyenim diyorsa oturup biraz düşünsün. Ayşen yeri doldurulmayacak insanlardan biri. Benim oynamaktan zevk aldığım belki de tek kişi. Ayşen Guruda'yı son yolculuğuna uğurlayan bir diğer isim de Murat Akkoyunlu'ydu. Ustasının ardından son derece üzgündü. Türk tiyatrosunun ve Türk sinemasının başı sağ olsun, toprağı bol olsun. Yakınlarına ve sevenlerine iyi sabırlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İlyas Salman'sa Ayşen Guruda'ya gereken değerin verilmediğini söylüyor. Öldükten sonra anlıyoruz kıymetini. Ben bunu lanetliyorum baba. Demet Akbağ, Türk mizahının büyük bir değer kaybettiğini söylüyor. Türk mizahı çok önemli bir değerini kaybetti. Özellikle bizim kuşağımız çok daha yakından kanlı canlı sahnede seyretme fırsatını bulan bizler için çok değerli bir kayıp, hepimiz için değerli bir kayıp Ayşen Guruda. Müjdat Gezen de kadim dostunun ardından son derece üzgündü. 55 senelik dostumdu. En son piyesini birlikte oynadık benim tiyatroda, Sevgi Müzikal diye. 1963'te ilk beraber oyun oynadık. Ayşen çok iyi bir oyuncuydu. İşte geldik, uğurlayacağız yani. Üzüntü sonsuz ya. Çok üzüntülüyüm. Erol Evgin de sanat dünyasının kaybının büyük olduğunu söylüyor. Çok büyük sanatçı dostumdu. Hastalığını takip ediyorduk. Çok üzüldük. Büyük bir kayıp. Salih Kalyon da yakın dostunu ebediyete uğurlamanın üzüntüsü içindeydi. Nur içinde yatıyor zaten. Işıklar içinde yatıyor. Güzel kardeşimiz. İşte hepimiz de bugün onu yolcu etmek için bir aradayız. Hepimizin başı sağ olsun. Cenazede tatsız bir olay da gerçekleşti. Bazı kendini bilmez vatandaşlar cenazeye gelen ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyince üzücü bir olay yaşandı. Cenazede gözyaşları içinde olan Demet Evgar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaşa cevap vermedi. Vatandaşsa, selam bile vermiyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz? Ne olacak çocuklar fotoğraf çektirse diye karşılık verince, araya usta oyuncu Işıl Yücesoy girdi ve siz buraya fotoğraf çekilmeye gelmişsiniz ama bizim acımız var. Lütfen saygı duyun diyerek tepki gösterdi. Kılınan cenaze namazının ardından büyük usta sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Murat Dalkılıç'ın çektiği yeni klibi Son Liman çok beğenildi. İşte o klipten görüntüler. İşte bu
Murat Dalkılıç'ın son limanı. Zor, kalbi kırık olanlara. Murat Dalkılıç'ın Los Angeles'ta çektiği klibi Son Liman geliyor. Cumartesi sürprizinden bu haftalık da bu kadar. Yarın yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla pazar sürprizinde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.